Hoş geldiniz 24'e Basın Ekspres'e karşınızdayız bir salı akşamında daha ve artık bugünü de saymazsak yerel seçim için sadece 4 gün kaldı önümüzde. Adaylar meydanlarda seçmenle buluşmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı projelerini açıklamıştı. Hala yeni projeler üstüne koymaya devam ediyor ancak diğer cephede özellikle ana muhalefette baktığımız zaman polemiklerin devam ettiğini hatta parti içerisinde de tartışmaların sürdüğünü, böyle bir ortamda yerel seçime doğru gittiğimizi görüyoruz. Değerli konuklarımızla konuşacağız, ele alacağız. iki saat boyunca Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın i̇yi akşamlar. Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin oldu Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Merve Hanım geleneği bozmayalım sizinle başlayalım. Peki. Her hafta olduğu gibi. Aslında bir şöyle bir genel değerlendirmenizi, sizin e, intibalarınızı, sahada gördükleriniz, adayların projeleri, vaatleri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman, tabii İstanbul bu noktada öne çıkıyor, e, nasıl bir süreç geçti ve bu dört günde bir şeyler değişir mi sizce yoksa artık netleşmiş midir seçmenin de kafasındaki e, tablo? E, yavaş yavaş kararsızların artık karar vermeye başladığı e, günlere girdik. Son bir birkaç gün kaldı. E, Valla anket şirketleri de, de, bize aslında biraz ışık vermesi gerekirken daha da kafamızı karıştırdı desek yeridir. E, yani son dört gün ve dört gün sonra nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı biz de merak ediyoruz. Şimdi sahadaki bir yansıma var. E, farklı farklı analizler de var. Televizyon ekranlarında izlediğimiz, dinlediğimiz. Ama e, matematiğin ve mevcudun ötesine geçen bir de algı var. Ee... Örneğin Ekrem İmamoğlu, madem İstanbul önde geliyor, e, tartışmaların en çok odağında de, dediğimiz şehir. Şimdi Murat Kurum kampanyasına başladığı süreçte sadece İstanbul diyerek yola çıktı. Hizmeti e, ve belediyeciliği ön plana koydu. E, proje üzerine proje açıkladı ve bunları da gerçekten iyi çalıştığı belli. E, özellikle son dönemdeki televizyon performanslarında da polemikten çok e, vaatlerini ve bu vaatlerin sadece ne olduğu değil e, seçilmesi durumunda nasıl yapılacağına da odaklandı. E, o nasıl sorusu çünkü önemli e, bir soru. Yani her şeyi söyleyebilirsiniz, her şey vaat edebilirsiniz Orası ama edeceğiz. evet eğer yani yani nedir? Ankara'ya denizi getireceğim de dersiniz ama e, nasıl hani onun cevabını verebilmek önemli. Bu bağlamda e, vatandaşı seçmeni e, ikna aşaması Bence de üzerine kattı. Bundan 10 gün 15 gün öncesinde e, Ekrem İmamoğlu'nun daha böyle polemik e, üreterek e, argümanı ve m, söylemi ele geçirdiği bir ara vardı. O m Murat Bey'i e, biraz sendel etti. Anlıyoruz ki polemikten çok gerçekten iş insanı evet. yani icraat insanı ve polemiğe çok e, da yeri yok. Ha ama sonrasında tabi e, yine ekran performanslarında gördük bu belli bir seviyede o siyasetin gerektirdiği o polemiği de yapıyor. Fakat e, anlattıklarının önünü tıkamamasına da e, çabalıyor. E, Ekrem İmamoğlu tarafında ise e, üst üste farklı şeyler yaşandı. Örneğin bir önceki seçimde... Ki vaatleri kendisine sorulduğunda hatırlamıyorum dedi. E, bu sosyal medyada çok konuşulunca konuşanlara gülüp geçtiğini söyledi. E, ardından bizim de çok konuştuğumuz bu para kuleleri meselesi ki bütün oklar aslında kendisini ve şirketini e, İmamoğlu inşaatı gösteriyor. E, o konu e, hala şeffaf değil, açıklığa kavuşmuş değil. Ekrem İmamoğlu'nun şahsı da açıklama yapmaktan çekiniyor. En son bir de bunun üzerine bir villa meselesi çıktı. Bu villa meselesinde de mal varlığının açıklamasının hemen sonrasında gördük ki e, bir e, o bir beyanı gerçekleştirmeden e, bazı mallar aktarılmış. Ve buna verdiği cevap da daha bir enteresan oldu. Yine kendisini destekleyen medyaya konuşurken yani özetle şöyle dedi benim değil şirketlerimin yani sadece cebime değil sol cebime koydum gibi bir cevap oldu. Ama bütün bunlara rağmen bir algı var. Eee Maalesef Ekrem İmamoğlu'nu besleyen bir Ekrem İmamoğlu'nun beslediği ve medyada, ekranlarda onu besleyen medya e, sürekli olarak önünün kapandığı, aslında çok iş yapacakken yaptırılmadığı e, iddiasını sürekli olarak sayıklıyor e, ve o ekranlara kilitlenen, başka alanlardan haber almayı tercih etmeyen seçmen de e, buna inanıyor diyebiliriz. Aksini biraz tabii e, göstermeye başladığınızda, farklı yerlerde karşı karşıya geldiğinizde biz yaşıyoruz. E, bunu gördün mü, şunu gördün mü haberleri yok. E, i̇şte o objektif gazeteci, e, ger tırnak içinde söylüyorum gerçek gazeteci olduğunu söyleyen arkadaşlarımızın kendi ekranlarında e, maalesef o kadrajı ne kadar dar tuttuklarını Biraz buradan da anlıyoruz. O yüzden gerçekler ve algıların, e, hizmete karşı polemiğin, yalanlarla doğruların e, çatıştığı da bir e, seçim olacak. Peki Sayın Şendir, vaatler ve projeler mi yoksa polemikler mi kazanır? Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben ömrü hayatımda sonuçları bu kadar muhalefetin geleceğini belirleyecek bir başkası yerel seçim, yerel seçim daha görmedim. görmedim. Şeyden başlayalım. Ekrem İmamoğlu'ndan başlayalım. Kaybederse 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Hani buradan e, kaybederse CHP'ye ne kadar şey yapar? CHP'de de kendine bana sorarsan yeterince e, muhalif ve tarzından hoşlanmayan adam biriktirdi. Özellikle de e, bir grup başkan vekilini ya kendine başka bir parti bulacak ya kendine başka bir iş bulacak diyerek parti adına racon kesti yani. E, Özgür Özel açısından önemli. Aldığı yerlerde, e, devraldığı yerleri kaybederse... İşte bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu hazır bekliyor, bir taraftan parti içinde muhalif bir hareket var. Fatih çırak olarak görülüyor. Evet, şimdi mesela kim açısından çok önemli? Fatih Erbakan açısından çok önemli. Şimdi Fatih Erbakan'ın da bir 2028 hesabı var. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa gereği bir daha <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmayacak olması birçok insanda bir iştah uyandırdı. E Şimdi e, Fatih Erbakan e, biraz rüştünü ispat etme iddiasıyla, alnım kale yanında biraz da e, ilginç yönlendirme yapanlar var eski e, AK Partilerden. Bu işe girdi ama tahminen boynunda şöyle bir e, şeyle de girebilir. Eğer mesela e, seçim sonuçlarını e, okunduğunda mesela varsayalım Ekrem İmamoğlu kazandı ve Ekrem İmamoğlu'nun aradaki fark yeniden falan aldığı oydan daha az. Evet e, kendi ideolojisine, bir siyasi harekete e, seçim kaybettirmiş bir e, genel başkan olarak 2028'de nasıl bir adalet iddiasıyla ortaya çıkacak? Dolayısıyla e, söylediğim gibi muhalefet açısından son derece önemli. Hükümet e, iktidar açısından önemli mi? Onlar il genel meclislerine bakacaklar. Yani genel seçim il genel meclisleri yansıtır. Yine orada birinci parti çıkarlarsa e, yola devam edecekler der ki, yani şöyle bu ek, uygulanan ekonomik programla ilgili iyileşmenin, işte ben e, geçen Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile beraberdim. Senin Cumhurbaşkanı Yardımcısı da e, şöyle söyledi. 3 Temmuz ilk enflasyondaki keskin düşüşü hissedeceğiz. Ondan sonra e, düşmeye devam edecek şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi bugün mesela yerel seçim gündeminde hiç konuşamadığımız bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye çok ilginç bir şey açıkladı. Dünyada AESA dediğimiz yani bir burun radarı olarak düşün bunu. Bunu dünyada üretebilen dört tane ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, Çin. Beşinci ülke kim? Türkiye. Türkiye oldu. Bizim artık bugün çok ben gururla söyleyeyim. Artık mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 yükseltme kiti almamıza bile gerek kalmadı. Yani kendi uçaklarımıza monte ettik vesaire. Şimdi bir taraftan neyi konuşuyoruz? Metro, lastik ulaşım, işte tekerlekli, lastik tekerlekli, demir yolu, İstanbul Boğazı'nı geçelim, otopark sayısı vesaire. Öbür tarafta yürüyen bir başka Türkiye gerçeği var. Şimdi bu ikisi arasında. Bizi şuraya sıkıştırmaya çalışıyorlar ve bunu bana sorarsan son derece başarı yapıyorlar. Yani e, bir yerel seçime gidiyoruz. Yani 1 Nisan sabahı uyandı Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecek. Şu değişmiş olacak. 4 yıl önümüzü göreceğiz. Hadi bakalım şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Beyaz Saray'a davet geldi 9 Mayıs için. Nasıl olacak? En çok güvenlikleri adamdı Biden. Bakın Türkiye'de muhalif olmak şöyle bir şey değil. Kemal Bey Amerika ziyaretinde Washington Post'a gitti. Hatırlayın o Biden'ın da meşhur konuşma yaptı Washington Post'a. Ya Washington Post Kemal Bey'in ziyaretinden bir satır haber yapmadı. Siyasi ağırlığınızın olabilmesi dünyada şimdi <laughs> 2028'de potansiyel cumhurbaşkanı adayları çıktı. Hadi onlardan bir tanesini Putin'le yan yana koyun. Birini Trump'la yan yana koyun. Birini diğeriyle yan yana koyun. Bu böyle değil siyaset ama... Bu yerel seçimi ya herro ya merro meselesi olarak algılattırmaya çalışıyorlar. Hayır bu sonuçta yerel seçim. Asfaltım, suyum, metrom, ha? ulaşım maliyetim. Öğrenci yani mesela İstanbul için ulaşım maliyeti meselesini konuşalım. Güvenli şehir. Ya bir adım şehir. öteye gideyim sevgili Hüseyin. Mesela üniversite giriş sınavlarına bu sene bakalım. Çok fazla 30-40 yaşında insan girecek. Niye biliyorsun değil mi? Açık öğretim fakültesinden gelip öğrenci kartı alıp İstanbul içinde indirimli ulaşım yapmak için. İstanbul'a ulaşımın geldiği maliyet belli. Şimdi böyle bir hikaye var. Bir tarafta biz bunları taşıyoruz. Öbür tarafta işte dünyada 5. nesil uçağı uçuran 4. ülke bunun radarını yapan 5. ülke bir sürü bir şey Cumhurbaşkanı 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'a gidiyor. Ama bizim gündemimiz bambaşka bir şey. Çok net söyleyeyim. Şimdi bak e, birçok şey Ekrem İmamoğlu'nu çok sarsmazdı ama e, şu Boğaz'daki 3 tane yılı meselesi çok sarsar. Şundan evet. yana sarsar. Türk halkının algısında Boğaz'daki yılı dikkat et bak 80'den itibaren Boğaz'daki yılı meselesi bizim siyasi jargonumuzda vardır. Ve şimdi bir Boğaz'daki yalı meselesi mesela bu sarsıcı bir iştir. Bu hakikaten e, sarsar çünkü insanların algısı ya bir dakika noktasına gelir ama söylediğim gibi ben e, Türkiye'nin önünün nasıl açıldığıyla ayak ederim. Yani Yani sen Cumhurbaşkanı Irak'a gidiyor. Irak ilk kez PKK'yı terör örgütü listesine alabilir. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Arada e, Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Almanya Başbakanı gelecek. Almanya Başbakanı gelecek. Yani şimdi bir başka Türkiye, bir başka coğrafya, bir başka fırsatlar bütünü var. Karşımızda e, yerel seçim ne olacak? Sonuçlara dair yorumumu da söyleyeyim. E, i̇statistik biriminde standart sapma özellikle bu tür araştırmalarda 2 olarak kabul edilir. Artı iki eksi oynar. Evet, şimdi her anket firması artı eksi iki oynadığı zaman zaten hepsini evet, söylediğiniz doğru gibi oluyor. Böyle bir son. garip e, durum. O yüzden de <laughs> bekleyeceğiz göreceğiz ama şunu unutmayalım. Biz 2009'dan beri her iki yılda bir bir sandığa gidiyoruz. İlk defa dört yıl sandığa gitmeyeceğimiz bir dönem başlıyor. E, i̇lginç olacak o da bizim için. acaba? Şimdi, <laughs> e tabii bir referandum olmaz saniyede değişikliği vesaire. Olmazsa. O zaman şöyle yapalım. şimdi Sayın Likol size geleceğim ama bir 30-40 saniye sonra bir kısa 2 dakikalık bir video girmemiz gerekiyor. Onu girdikten sonra size sözü vereyim. Tabii şimdi hem Sayın Oruç hem de Sayın Şendir de o konuyu açtılar bu. Villa meselesi e, nasıl etkiler İmamoğlu'nu onu da soracağım. Çünkü e, değerleri yaklaşık 1,5 milyar liralık 3 villadan bahsediyoruz. E, buna da bir cevabı oldu İmamoğlu'nun onu da size soracağım. E, herhalde artık birkaç saniyemiz mi kaldı arkadaşlar? Peki o zaman e, o videoyu paylaşalım e, sonrasında devam edeceğiz. Peki devam ediyoruz. Sayın Likoğlu beraber izlemiş de olduk e, Sayın Kurum'un reklam filmini. E, onu da merak ediyorum. Bu filmler seçmen üzerinde özellikle kararsızlar üzerinde etki yaratıyor mudur? Nasıl etkiliyordur seçmeni? Ya şüphesiz e, reklamın e, olumlu e, etkisi vardır eğer e, içerik Tabii diğer tarafta yani. 5 yıldır reklam evet. yapan bir evet. İmamoğlu var. Şimdi, e, dolayısıyla e, ben meseleye şöyle bakıyorum bir taraftan İstanbul'un ikbali, diğer taraftan İmamoğlu'nun ikbali için seçmek diyor aslında. İstanbul'un ikbali için mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığında gözü olan ya da işte siyasette farklı yerde gözü olan ve bunu da İstanbul üzerinden gerçekleştirmek isteyen birisinin ikbali, iki ikbal oylanacak bu seçimde. İstanbul'un ilk mi, İmamoğlu'nun ilk mi göreceğiz. Bu 5 yıllık süre zarfına baktığımız zaman İstanbul ciddi anlamda gerileme yaşamış. Yani kurulu bir düzen, işleyen bir sistem, önemli hizmetlerin gerçekleştiği, önemli faaliyetlerin yapıldığı bir sistem 5 yılın sonunda işlemez hale gelmiş. Bunun muhtelif sebepleri var. Ee, ama en önemli sebebi İstanbul'u bir e, ihval e, ya da işte siyasette bir kariyer basamağı olarak gören bir anlayışın yönetimi yüzünden. Peki bu anlayış bundan vazgeçti mi? Yani ben 5 yıl heba ettim. Kusura bakmayın İstanbullular. E, farklı bir hayale kapıldım. Ama e, gördüm ki bu hayal peşinde koşarken İstanbul'u ihmal ettim, sizi ihmal ettim. Artık Kendimi İstanbul'a vereceğim diye bir yaklaşım var mı? Yok. Diğer taraftan sadece İstanbul diyerek yola çıkan ve herhangi bir kişisel ikbal peşinde olmayan İstanbul'u daha ileriye taşıma sözü veren ve geçmişte yaptığı işler açısından da bu konuda kendini kanıtlamış ispatlamış bir isim yarışıyor. Bu ismin iki önemli özelliği var. Birincisi çevre ve şehircilik konusundaki hassasiyeti, çalışmaları, başarıları. İkincisi kriz zamanlarındaki çalışkanlığı. Yani biz Murat Kurumu nerede biliyoruz? İşte Elazığ depreminde 40 küsün yani Elazığ'da enkazı kaldırıp işte yeniden yapılanmanın önünü açana kadar evine gitmemiş bir bakan olarak hatırlıyoruz. İşte Giresun'daki sel felaketinde aynı şekilde, Kastamonu'daki sel felaketinde aynı şekilde, Antalya'daki orman yakınlarında aynı şekilde ve son olarak 6 Şubat yani yüzyılın afeti, yüzyılın yılın felaketi diyebileceğimiz depremdeki yine aynı şekilde yani bir zaten çalışkan bir isim, projeci bir isim. İki, kriz zamanlarında krizleri yöneten ve işte yaraların sarılması konusunda çok başarılı bir isim şimdi İstanbul'un böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu herkes kabul ediyor yani İstanbul'da Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz ve hangi şiddette olacağını bilmediğimiz ve bu endişeyle yaşadığımız bir dönemdeyiz bunun için ee, buna hazırlıklı olmak lazım. Ee, ve bu riski en aza düşürmek gerekiyor. Deprem olana kadar, felaket gelene kadar, işte ne kadar e, kentsel dönüşüm sağlarız, e, ne kadar yapımızı güçlendiririz, e, bunu gayreti içerisinde olunması gerekir önümüzdeki günlerde. Allah muhafaza olası bir afette de, Yine yaraların hızlı bir şekilde sarılması için hem ön hazırlıkların yapılması gerekir hem de e, o krizle birlikte sürecin yönetilmesi gerekir. Bu da şüphesiz e, güçlü bir altyapıyla e, mümkün. Şu anda işte <laughs> hepimiz farklı yerlerden e, yayına geldik. Her birimiz e, normal bir zaman e, diliminde e, trafikte çok ciddi vakit kaybettik. Yani e, bir kriz yok. Afet olmamış. Bir yerde yol çökmemiş. Bir yerde bina çökmemiş. Böyle bir. Yani Allah muhafaza İstanbul'da <laughs> olası bir e, felakette e, hiçbirimiz bulunduğumuz yerde yani canımız sağsa binanın altında kalmamışsak bulunduğumuz yerden bir yere kımıldayacak halimiz kalmayacak. Birincisi. ikincisi. Arama kurtarma ekipleri e, e, olay yerine varma vesaire konusunda herhalde e, Hatay'da e, işte Maraş'taki e, en az 10 katı daha büyük bir e, felaketle karşılaşacağız. E, e, bunu bilmemiz gerekir. Buna göre hareketli İstanbul'un ikbali için. Şimdi e, İstanbul'u yani ben hep şunu söylüyorum. Yani biraz da endişe ediyorum açıkçası. Ekrem İmamoğlu'nu kim koruyor? Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun işte siyasete girdiği 2009 olması lazım. Dönemden 2019'a kadar 10 yıllık süreçte yaşadıkları, yaptıkları, edindikleri bütün bunlara baktığımız zaman yani bir el korumuş. Yani hani bu kadar olmaz. İşte Beylikdüzü o bölgedeki e, imar, e, işte inşaat vesaire konularıyla ilgili iddialar, e, işte bugün nereden geldiğini bilmediğimiz e, paralar, bu paraların e, işte e, hareketliliği, trafiği vesaire, e, yani garip bir şekilde bir el imam olduğunu korumuş. E, özellikle 15 Temmuz'dan sonra hakkında bir takım soruşturmalar açılmış. O soruşturmalar. E, kapatılmış. E, sonra işte 2019 seçimlerine gelince e, yine orada da bir el üstünde idi ve bu el e, sayesinde seçimi kazandı. Ve yıl e, zarfında baktığımız zaman yine o el ama algı ama e, farklı şekilde üstünde olmaya devam etti. Bu el kimdir? E, nedir? E, Maksadı nedir? Türkiye'yi e, Nereye sürüklemek istiyor? E, buna e, bunu gerçekten üzerinde düşünmesi gereken bir konu olarak e, görüyorum. Yani çok aşikar e, itiraflar var. İşte kongredeki süreç var. İşte dün e, Nuray Başaran, işte Ankara'da e, gazetecilik yaptığım için tanıdığım bildiğim bir isim. Kongre ile ilgili anlattıkları var. E, bütün e, bunları yani bir de aslında misafir olarak gittiği bir parti de bunları yapıyor. Yani nihayetinde Ekrem İmamoğlu 2009 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından geçmemiş. 2009 yılından sonra o partiye nasıl dahil oldu işte kimlerin finansörlüğünde ya da kimlerin himayesinde o işleri yaptı. Bütün bunlar üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken konular. Misafir olarak gittiği partide konkre kongrede genel başkana gidiyor. Diyor ki sen mi çekileceksin? Ben mi senin çekildiğini anons edeyim. Bu cesareti gösterecek bir şey. Ve onun neticesinde oluşmuş bir genel merkez var. Şimdi ben programımızda da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> parti meclisi, MYK'sı, mevcut genel başkanı, işte bir takım e, adaylar bütün bunlara baktığımız zaman yani 100 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski e, partisi Cumhuriyet'in kurucu partisi e, işte siyasetin işte e, yani beşi e, ana karargah diyeceğimiz bir e, siyasi partide e, Ekrem İmamoğlu gibi bir ismin e, nasıl bu kadar eee Güçlü hale geldiğine ilişkin e, bence soru e, e, önemli soru işaretleri var. E, o açıdan baktığımız zaman e, o soru işaretleri şüphesiz e, pazar günkü e, seçimde sandıkta da etkili olacaktır. Sandığa nasıl yansıyacaktır onu e, görmemiz gerekir. E, ama dediğim gibi e, ben İstanbulluların e, kendi ikballerini düşünerek yani bir kişinin siyasi ikbalini veya bir siyasi partinin özel bir çok önemli bir şey söyledi. Yani bir yerel seçim sonrası Türk siyasetinde çok önemli şekillenmelerin olacağını tahmin ettiğimiz bir dönemdeyiz. O açıdan baktığımız zaman bunu herkesin görmesi gerekir. Bir taraftan İstanbul'un ikbali, diğer taraftan ise Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde farklı ikbal peşinde olanların ...yarışacağı bir seçim olacak. Sandık neticeyi... ...en sağlıklı bir şekilde ortaya koyacak verecek Peki şimdi e, grafiklerimiz vardı. E, Merve Hanım'a geçmeden önce... ...onları ekrana verebilirsek... ...iki e, numaralı grafimiz. E, aslında bir hatırlatma da olacak bu... E, ...izleyicilerimiz açısından da. E, Sayın kurum... E, ...bu süre zarfında ne söyledi? E, Ekrem Mamoğlu ne söyledi? E, bunu göstereceğiz. Ben de yine kalkayım... E, Şimdi Murat Kurum tabii çok şey söyledi ama bir kısmını en azından aldık. Bazı sloganlar uğraştıran değil ulaştıran İstanbul mesela bu süreçte çok duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanının da dile getirdiği bir ifade oldu. Ulaşımdan bahsetti değerli konuklarımız hedef ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya indirmek diyor Kurum. Mevcut metro hattı 650 kilometreye çıkacak. İstanbul'da iki yakaya iki büyük tünel projesi. Şehir içi seyahat süresi %20 düşecek. Deniz ulaşımına 3 yeni hat gelecek. Bunlar ulaşımla ilgili olan önemli projeler. Tabii kentsel dönüşüm önemli bir konu. Belki de en önemlisi 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. 350 kilometre dere ıslah projesi. Afet Lojistik Merkez sayısı 7'ye çıkacak. İhtiyaç sahibi emeklilere 2500 liralık destek verilecek. Bunlarda sosyal projeler. Haksız yere işten çıkarılan emekçiler geri alınacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin lira destek verilecek. İlk öğretim öğrencilerine de yine ulaşımı tamamen ücretsiz olacak, ücretsiz hale getirilecek. Ee, peki bunların bir kısmı tabii daha da var e, sayın kurumun projeler ama İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ne dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Fatih, Atatürk, sevgi, kucaklama, demokrasi ve adalet en çok kullandığı kelimeler oldu ama projelerden söz etmedi. 2019 vaatleri için az önce Merve Hanım da söyledi. Hatırlamıyorum ifadesini kullandı. Hızra 2019'daki vaatlerden biriydi. 5 yılda zaten yetişmez dedi katıldığı programda. Rant anlayışıyla sosyal tesis yapacağız ifadesi vardı. Kabataş da kullandı bunu. Çok konuşuldu. Bir dil sürçmesiydi belki ama e, o da e, İmamoğlu dönemini anlatan ifadelerden biri olarak dikkat çekti. Kendi ağzından çıkması önemliydi. Metro hattı çalışmalarına başlama töreni. Bu da aslında e, siyasetin ya da e, belediyeciliğin gündemine İmamoğlu dönemiyle birlikte giren bir ifade. Yani bir metro hattının açılışı ortada yok. Bir temel atma töreni yok. Metro hattı çalışmalarına başlama törenini de biz İmamoğlu döneminde duyduk. Tabii Murat Kulum, Kurum Bakanlığı döneminde de az önce Sayın Hüseyin Likol da söyledi. Birçok önemli projeyi de hayata geçirmiş bir isim. Tüm Türkiye'de 5 yılda 365 bin yeni yuva, 46 bin yeni afet konutu yapıldı. İstanbul'da 80 bin sosyal konut yapıldı. 173 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Mevcut yönetim yani İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. 100 bin konut vaat etti ama 5 bin konut bile yapabilmiş değil. bunu da şöyle bir hatırlatalım. İzledik, izleyici, hatırlatalım istedik izleyicilerimiz için. Merve Hanım belki bu tablo için söyleyecekleriniz vardır. Sonrasında daha az önce Özay Bey'in dikkat çektiği bu villa meselesi gerçekten önemli. Onunla ilgili belki biraz daha konuşmak gerekir. Çünkü birkaç önemli detay var onları da paylaşacağım sizinle. Ee, tamam aslında hepimizin belki de böyle özellikle de akşam saatlerinde bizi izleyenlerin böyle çok moralini bozmak istemediğimiz o yüzden de dikkatli konuşmaya çalıştığımız ama belki de daha daha Net konuşmamız gereken bir konu var deprem. Ee, bu hafta yurt dışında da The Economist e, vesaire bazı evet, medya kuruluşları da olası bir İstanbul deprem Artık olası demeyelim yani artık yaklaşmakta olan diyelim eli kulağında bir İstanbul depremine. 2030'a kadar %60 galiba ekonomistin. Evet e, şimdi şöyle bir tablo var. Özellikle de geçen sene Şubat 20, 2022'de yaşadığımız depremlerden sonra e, bir yandan yaralarımızı sarıyorduk ama bir yandan da kara kara düşünüyorduk. E, İstanbul hakikaten e, bütün Türkiye'yi besleyebilen potansiyele sahip bir yer. Sanayisiyle e, ekonomisiyle. Fakat İstanbul'da bir depremin olması demek acaba tüm Türkiye birleşip İstanbul'u Besleyebilir mi diye sordurtur o potansiyelde burası hakikaten hani bazen ekonomik gelişmeler bazen işte darbe girişimi gibi siyasi hamleler terör bütün bunların hepsinin Türkiye'nin ne kadar geriye gitmesine sebep olduğunu konuşuyoruz ya deprem bizi 50 yıl 100 yıl geriye götürür ya ve bu lafın gelişi bir şey değil yani, yani bugün 3 yıl beş yıl öncesini konuşuyoruz ama olası bir depremden sonra nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalırız bunu tahayyül etmek hakikaten zor ee, ve hafızayı beşer nisyan ile malul. bakın çok yakın zamanda işte bir yıl bir buçuk yıl önce e, Türkiye'nin %15'ini etkilemiş ve eminim doğrudan ve dolaylı şekilde hepimize bir şekilde dokunmuş, üzmüş, yaralamış bu depremi bile çabuk unutuyoruz. Kentsel dönüşüm söz konusu olduğunda belki o dönemde ilk birkaç ay bir hareketlilik oldu ama yavaş yavaş insanlar yine iç tartışmalarına döndüler. İşte maliyetidir, o üst komşu bunu ister, alt komşu onu ister, işte paydaşlar, mirasçılar falan gerçekten bir kakafoni ve bu e yani gerçekten e, Murat Kurum'un e, yerinde olmayı pek tercih etmem açıkçası. Neden? Çok zor bir iş. E, yap, değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gereken devasa bir şehir var. Başka başka bazı ülkelerden büyük, 3 katı 5 katı büyüklükte bir şehir var. E, i̇nsanlara... Bunu anlatmanın e, kritikliği var. E, o yüzden mücadelesinde başarılar diliyorum. Ekrem İmamoğlu'na niye dilemiyorum? Hani hazırda görevdeydi. Şubat 2022 depremi olduğunda ama başka şeylerle meşguldü. Sadece o değil genel olarak işte o altılı masa kendi depremlerini oluşturmakla me meşguldüler. Ee, çok hızlı bir şekilde işte Meral Akşener'in masadan kalkışı sonra geri tekrar oturuşu bu kendi depremlerinden öyle bir çıkamadılar ki sürekli görüyorduk. Yani bunu bir halledeceğiz ondan sonra deprem konusuna geri döneceğiz döneceğiz o altı partinin altısı da depreme bir türlü dönemediler. Evet. Ekrem İmamoğlu açısındansa şöyle bir şey var hani diyoruz ya. Ee, mesela metro e, konusunu geçen hafta ve ondan önceki haftada konuşmuştuk. Şimdi yapmadığı metroların önündeki çalışma alanlarının üzerine bir görsel hazırlıyor Ekrem İmamoğlu. Bir kaskette olan ve gözlüklü bir adam görüyoruz sürekli. Ve zihinlerde oluşuyor. Ekrem İmamoğlu çalışıyor. Ama fotoğraf sadece. Hatta bir çizim fotoğraf bile değil. Muhtemelen fotoğraf çektirmeye de çok vakti olmamış olabilir. E ee, benim kentsel dönüşüm ve ekremim oldu ya da deprem ve ekremim oldu dediğimde de aklıma tek bir yer geliyor. Mecidiyeköy meydanda bir tane binayı giydirmişlerdi. Seyseden sonra depremden 3 ay sonra bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin <laughs> e, kentsel dönüşüm faaliyetleri içerisinde dönüştürülmektedir. Hala orada ve başka bir örneğini de o civarda görmedim. Tek bir binadan bahsediyoruz. İşte hep algıya oynamak böyle bir şey herhalde. Ee, az evvel e, bazı örneklerden bahsettiniz. Örneğin e, metro hattı çalışmalarına başlama, başlama töreni. töreni. Şimdi çok güzel uydurulan isimler ama öyle açılışlar ve kapanışlar gördük ki biz Ekrem Amol döneminde. Göreve gelişi de böyle bir... E, çok kullanmak istemiyorum o kelimeyi ama şovlar silsilesiydi. Neydi Peki bu örneğin? Peki de sorayım. Özür dilerim arayıp ama hafta sonunda biliyorsunuz yine ceketi çıkardı, kolları sıvadı. Hı hı. Gördünüz mü bilmiyorum. Yine bir... <laughs> Tamam, e, tamam da yani o kadar olsun ya adam ikbal mücadelesi veriyor yani şimdi. Ya atık tesisi kapatmak için bir e, şey yapan, e, bir program düzenleyen birinden bahsediyoruz ve ağaçların yaprakları dahi beni selamladı diyen birinden bahsediyoruz. İşte geçen hafta konuştuk yine bütün hafta boyunca konuşuldu. İgdaş'la ilgili yani hani hakikaten bir vurgun söz konusu. Ee, yani söz konusu araçların e, satın alma bedelinden daha fazlasını 3 aylık kiralamalar e, için ödemiş bir belediyeden bahsediyoruz. Aynı belediye seçimi aynı belediyenin mevcut belediye başkanı seçimi kazandıktan sonra öyle bir şey yaptı ki biz israfa son vereceğiz dedi. Yüzlerce arabayı satışa çıkardı. Ben açıkçası onun parasının da nerede olduğunu merak ediyorum. Gerçekten sadece Ekrem İmamoğlu dönemiinde ki Aslında biraz Ankara'da da benzeri durumların olduğunu görüyoruz. Böyle adrese teslim, ihaleler şişmiş, faturalar, nereye gittiği ve nereden geldiği belli olmayan Ankara paralar. Ankara demişken araya gireyim. Bugün Çalışma Bakanı'nın açıklamasını... Ee, evet, evet, onu grafiğini yani, verebilir miyiz arkadaşlar? O da bizden borçlu yani, belediye vardı. Ee, çalışan e, sosyal çalışan bakanı, Vedat çalışanının çıkar. primini ödemeyen bir belediye 4,5 milyar lira. Efendim işte şuraya çorba dağıtıyorum, buraya et yardımı yapıyorum, şöyle emekliye bilmem ne yapıyorum diyen bir belediye, çalışanının e, SSK primini ödememiş 4,5 milyar lira. Yani e, bu SSK'ya da yazık. Çalışana da yazık. Şimdi bakın yani, sizin bahsettiğiniz bu değil mi? SGK en borçlu belediyeler CHP'li belediyelerdir ya. diyor bakan. Ee, Ekrem Mamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer. Üç büyükşehir belediyesi en borçlu belediyelermiş. Tabii işlem de yapılmış ama SGK. Ya şimdi yani e, ya, borç dediğimiz şey e, borç dediğimiz şey ne? çalıştırdığı işçinin emeği primini ödememiş. Yani <laughs> SSK e, ya doğrusu sadece eee işte Ankara Büyükşehir <laughs> Belediyesi'nin borcu 4,5 milyar e, ise diğerlerini de merak ediyorum. Bir de e, SGK'nın e, açığını da merak ediyorum. Yani yüzde kaç Bunlar, bunlar e, primi ödemediği için e, bundan kaynaklanıyor. Bunda merak ediyorum ben doğrusu SSK zincirleme bir bir şey değil, değil mi? De. Yani siz burada bunu yapıyorsunuz sonrasında vakti zamanda da CHP ve Sayın, SGK ilişkisini de biliyoruz. Bir yayında yani. şey demişti yani sürekli olarak işte sizin az önce bahsettiğiniz e, engelleniyorsanız sizin yatırım yapmanız e, söz konusu değilse 7 milyar dolar nerede diye bir soru sormuştu. Ona da bir yanıt gelmedi hı hı. Sayın İmamoğlu. Mesela i̇şte, Çalışma Bakanlığı şöyle bir şey yapsa. Dese ki ya bu adam bana borcu var, merkezi bütçeden bu belediyelere verilen parayı bana verin dese... Gayrimenkullerine satılamaz kaydı koydurur hemen yani nakit almasına gerek yok, Aciz yani işlemi de Yani düşünebiliyoruz, şey engelleniyoruz diyorsunuz, kişilik. bakanlık dese şey ki yapıyorsun. Bir tek bana borcun var, falan alamıyorsun. Onun, onun için, için İlbank'tan aldığın paraya el koyuyorum borcunu ödemediğin için. Ne olacak? O zaman sen zaten İstanbul ya da Ankara neyse hiç hizmet yapamaz. Yani engellenmedin. Engellenmek için öyle bir pas veriyorsun ki. ona rağmen devlet bu inisiyatifi kullanıyor. ama vatandaşın mağdur olmasın diye senin e, ödemediğin primi borçhanesine kaydedip senin o işçiyi çalıştırmana devam ediyor ve e, senin e, alacağına da e, bu parayı kesmiyor. Siz tamamlayın, sonra özel bir e geçin. E, bunların üzerine şöyle tamamlayayım. Aslında e, hani eğer Murat kurum kazanırsa deprem açısından ne kadar e, zorlu bir sürecin kendisini beklediğini söyleyeyim ama bu da bu da çok önemli. Bir kere zaten kurumu yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumu'na, hakeza aynı şey Ankara için de geçerli, İzmir için de geçerli. Devralanlar şu 5 yılda e, mali disiplinini kaybeden, e, hakikaten de bütün gelir kaynakları bambaşka yerlere e, yöneltilmiş ve borç batağının içerisine sokulmuş bu kurumları e, önce bir, bir de ayağa kaldırmakla, o iç disiplinle bir düzeltmeyle meşgul olacaklar. O da başı başına bir sorun. Ama bunu biz başından beri söylüyoruz. Yani bu borçlanıyor, borçlanıyor, borçlanıyor. E bu borçlanmaya. Dediler ki iş yaptırılmıyor bize. Yo yaptırılmadığının tam aksine sizin dönemlerinizde AK Partili belediye başkanları varken yaptırmamak için neler yapmışsınız meclislerde? Aksine bu süreçte son 5 yıl içerisinde sırf vatandaş mağdur olmasın diye getirdiğiniz her öneriye... Bir tek mesela öğrencilerle ilgili zam meselesine AK Parti evet. meclisi İstanbul'da karşı çıkmıştı. Sonra bir oranda anlaştılar. Hani o da yine vatandaşın çıkarı için hayır denilen bir konu. Bunun dışında çok fazla da önünün de açıldığını görüyoruz. Bu kadar borçlanma özellikle yurt dışında bankalara borçlanmanın da e, ee, dövizle borçlanıyorsunuz. Ee, yani uyarıldılar da diyebiliyorum ama bütün bunların hepsinde bir yani bu paralar nereye gitti gerçekten? Hakikaten buraya akmamış. Bu şehre akmamış. Yani işte metroların kaç santimini yaptığını konuştuk. Yani kilometre ayarca ee, şeyin, e, metronun e, kaç metresini, yüzde birini, yüzde ikisini, belki yüzde sıfır nokta bilmem kaçını yapmış ve bunları yaptım diyor. Bunların çıkışlarını yapmadı. E, Çam, Sokura işte düşünün ya yolunu, yolunu yapmadı. Yolunu haftalarca yapmadı, aylarca yapmadı. Valla bir beş yıl daha eğer yani, e, kurum kazanırsa nasıl olacak dedik. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanırsa bir 5 yıl sonra nasıl bir İstanbul olur? Ben ondan da korkuyorum. E işte i̇şte yani vaatleriyle ilgili hatırlamıyorum deyip 5 yıl önce ya ne var 5 yıl sonra şu kadarını yapacağım Şimdi nasıl yapayım öyle bir şey? Mümkün mü diye. Işte Peki bir video var Özel Bey'e geçmeden bu sandık videosu e, Murat Kurum'un da paylaştı. Onu hızlıca bakalım. Sonrasında Özel Bey'le devam edeceğiz. sandık. Bu trafik derdi son bulacak sandık. Öğrencilere toplu taşıma. Ücretsiz olacak sandık. Sandık. İşimizden, ekmeğimizden olmayı sandık. Suya her ay zam gelmez sandık. Metrolarımız tamamlanacak sandık. Anne, <laughs> anne. Kızım, adantayım. Her mahalleye kreş yapılacak sandık. 115 bin konut yapılacak sandık. <laughs> Belediye başkanlığı yapacak sandık. 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 Bir de kolları sıvayınca bir şey yapışan sandık. Sandığınız gibi çıkmadıysa 31 Mart'ta Haydi Sandığa. Evet bayağı zeka ürünü bir video olmuş. Bilmiyorum Öz abi ne dersiniz? Bu arada o kolları sıvama daha e, konusu önce, burada da yine gündem olmuş. Daha önce söylemiştim. Molière'in lafı vardır ya bir insanın e, canını yakmak için işte vurursanız, küfrederseniz bir şey yaparsanız canını bir süre yakarsınız. Ama onu bir kere gülüş durumu düşürürseniz ömür boyu canını yakarsınız. Bu biraz öyle e, gülüş durumu düşüren, mizahlı giden bir hikaye. Birkaç tane çok hızlı şey söyleyeyim. Bir... Bu sosyal medya ve internet de denilen şeyin ne menen bir iş olduğunu aslında anlamak açısından son derece önemli. Niye? Şimdi bütün bu saydıklarımızın hepsi do doğru mu? Doğru. Peki niye bu adam bu kadar hala e, normalde CHP'nin tekrar aday göstermemesi lazım? Peki nasıl oldu da oldu? İşte sosyal medya ve imaj çalışmasının günümüzde e, ne kadar önemli olduğunu ama aynı zamanda ne kadar yanıltıcı olduğunu önemli kanıtlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bir onu söyleyeyim. İki, İstanbul depremi. Şimdi bilim kurulu neydi hatırlıyor musunuz? Bilim kurulu hani pandemide her açıklamalarını böyle televizyon başında nefes almadan seyrettiğimiz. Biliyor musunuz 6 Şubat depremlerinden sonra Murat Kurum bir bilim kurulu oluşturdu. Bunun içinde jeofizikçiler vardı, deprem bilim uzmanları vardı. Şimdi gelelim İstanbul'a. E, Pichon, e, Fransızların dünyaca ünlü bilim adamı. E, geldiği zaman şimdi bizim... Üç parçalı bir fayımız var. Kuzey Anadolu fayı, ne kadar sürede kırılacak, hangi tekrar, mesela 7'den büyük iki deprem mi olacak bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi şu anda enerjinin biriktiği yeri biliyoruz. Peki, şimdi bir, şunu da bir anlaşalım. Deprem, mesela İzmir depremde e, içinden fay geçiyor ama İstanbul daha riskli. Çünkü İstanbul'da beklenen ikinci il, afet sayısı çok fazla. Yangın sayısı ortalama 2000. Fayın 40 ile 65 saniye arasındaki bir deprem süresinden bahsediyor. Yaralı sayısı belli. Bakın en basit şey. Şimdi e, metro o bu deniliyor ya. İnsanları toplu ulaştırmaya ulaştırmak e, alıştırmak için yapılan bir şey söylesene bana. Mesela İspark şehrin artık eskiden caddeler vardı vardı ara sokaklara kadar İspark oldu. Peki mesela orada acil tahliye yolları var. Buralarda yapılması gerekenler var. Peki biz vatandaş olarak dönüp bakıyor muyuz? Musluktan su içemediğimiz için herhangi birimiz rahatsız oluyor muyuz? En önemli şey evlatlarımızsa mesela kreş ya bak mesela Türkiye'de feminist hareket kadın sığınma evlerini konuşur. E peki kreş ne olacak? Olması gerekir kreşin. Kreşler nerede? Kreşler olmayınca olmuyor. Şimdi başka bir yere döndü mesele. Ben şu, bu arada şundan da son derece mutsuzum onu da söyleyeyim. Ee, hem büyük şehirlerin hem de ilçe belediye başkanlarının hepsinin içine bir Ahmet San kaçmış. Yaz konserleri. Abi sizin işiniz konser yapmak değil. Siz bırakın konser yapmayı falan. Siz bana <laughs> daha iyi bir hayat yaşamanın... İstanbul'un trafiği dünyada Moskova'dan sonra ikinci. Bizden sonra e, Meksikosu geliyor. Sonra Bogota geliyor. Sonra Sao Paulo geliyor vesaire vesaire. Benim... İstanbul'da yaşayan bir kişinin ömrünün iki buçuk yılı trafikte geçiyor. Her yıl 85 saat olarak hesaplanıyor boşa giden zaman. Biz yurt dışından enerjimizi itha ithal ediyoruz. İstanbul'da trafikte harcanan akaryakıtın haddi hesabı yok. Şimdi bütün bunlar alt alta yazınca e, ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Vatandaş neye göre oy verecek? Biz neye göre oy vereceğiz? Plana programa hazırlığa göre mi oy vereceğiz? Yoksa sempatimize göre mi oy vereceğiz? Hemşehriliğe göre mi oy vereceğiz? Yoksa başkalarının bize pompaladığı, bizi siyasi rekabetten siyasi nefrete döndürmeye çalışan havaya göre mi oy vereceğiz? Çok net. Ben belediye başkanları madem rozetsizdir, başkan seçildiği anda zaten rozetini çıkarmak zorunda o zaman ben şuna bakarım. Kim bana daha çok hizmet edecek? Çünkü ben vatandaşım ve vatandaş olarak bazı şeyleri yapmak istiyorum. Bazı şeylerin olmasını istiyorum. Çok ne söyleyeyim sana? Otobüslerde de metroda en çok konuşan işlerden bir tanesi damacana suyun fiyatları. Mesela damacana suyun fiyatından bu kadar şikayet edip ondan sonra dönüp ya biz niye musluktaki suyu içemiyoruz diye sormadığımız sürece imaj, sosyal medya, o büyülü dünya her zaman bizi dövmeye devam eder. Seçmen olarak görev bize gidip, düşüyor. Tabii onunla ki. ilgili e... Şimdi öyle bir vaatler var. Bir de öyle bir şeyler var. Ee, imalar ya da işte korkutmalar. Efendim bu son seçimimiz olacak. Şimdi özel bir şey söylediği için ha, hani neye göre oy vereceğiz ya da işte ne ne anlama geliyor? Son seçimimiz olacak. Nasıl son seçimimiz olacak? Efendim anayasayı değiştirecek. Son seçim de son seçimde, son seçimde. <laughs> bir tane söyle demişiz değil mi? Şimdi, son konserimiz bu. Şimdi Bundan şöyle, sonra konser son vereceğiz. Ya nasıl olacak? Yani e, neyi seçtiğimizi, ne yapmak istediğimizi, e, yerel seçim nedir? E, belediye başkanları ne iş yapar? Belediye meclis üyeleri ne iş yapar? E, biz seçeceğimiz kişilerden neyi isteyeceğiz? Neyi yapmalarını isteyeceğiz? Neyi yapmamalarını bekleyeceğiz? Ya bunu konuşamıyoruz. Son seçimimiz var. Efendim nasıl olacak son seçim? Ya belediye meclisi çoğunluğuyla eğer anayasa değişebiliyorsa e, biz niye 5 sene bekledik ki? <laughs> yani diyelim ki e, diyelim ki AK Parti İstanbul'da seçimi kazandı. Ne yapacak mesela? İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi anayasa mı değiştirecek? yasa mı değiştirecek? Böyle bir yetkisi var idi de 5 yıldır bunun haberi yok mu? Yani Ankara'da da İstanbul'da da <laughs> İBB meclisinde çoğunluk <laughs> Cumhur İttifakı'nda değiştirseydi anayasayı. Yani dolayısıyla hakikaten neyi seçtiğimizi, niye seçtiğimizi, seçtiklerimizin neler yapabileceklerini yani efendim bize oy vermezseniz e, emekli maaşınız artmayacak. Allah Allah. E Siz e, bebe sizde 5 yıldır niye arttırmıyorsun? Hadi arttırın. Yani neyi seçiyoruz biz? Yani, yani e, merkezi bütçeyle ilgili belediyelerin söyleyebileceği, yapabileceği bir, bir şey mi var? İşte efendim biz kazanamazsak şöyle olacak. Onlar kazanırsa böyle olacak. ya Tamam da nasıl olacak? Bununla alakalı da hiçbir şey yok. Hiçbir e, samimiyet yok yani. Ya belediye ne yapar belli. Şimdi belediyenin yapması gereken şeyleri yapmadıkları için meseleyi başka yerde tar tartışıyoruz. Kardeşim, şimdi kardeşim e, belediyenin yapacağı <laughs> işler belli. Yolu yapacak. E, park bahçe yapacak. E, kentsel dönüşüm sağlayacak. E, su e, sağlayacak. Çevreyi temiz tutacak, çevre kirliliğine mani olacak ve diğer sosyal işleri yapacak. Bunları yaptın mı? Yapmadın. Bir araya gireceğim. Bir grafimiz vardı. İmamoğlu'nun 5 yıllık İstanbul kahnesi diye. Onu da ekrana getirebilirse eğer arkadaşlarımız belki onun üzerine de konuşabiliriz. Buyurun siz yine Sayın Likol devam edin. O ekrana gelince şimdi, şimdi Dolayısıyla belediyelerin yapabilecekleri şeyler bellidir. Ee, ve e, yapılabilecek şeyleri e, yapmaları için, hani o partiye bu partiye parti oy verme açısından söylemiyorum. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi e, adaya oy verirseniz verin. Beklentiniz e, belediyenin yapabileceği, yapması gereken şeyler doğrultusunda olsun. Şimdi bakın, 5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz dedi, çalıştaydan öteye gidemedi İmamoğlu. 100 bin konut dönüştüreceğiz dedi, 5 binini bitiremedi. 15 bin yeni sosyal konut yapacağız dedi, o da olmadı. Ulaşım sorunu zaten e, malum. E, mevcut metro hattını iki katına çıkaracağız. Tek bir metro ihalesine e, çıkılmadığını görüyoruz. 100 bin araçlık kapalı otopark yapılmadı. İstanbul'un iki yakasına iki yeni otogar yapacağız dedi İmamoğlu. Bu da yok. Tek bir çivi çakılmadı. Megabus attı. Yok, metrobüsler işletilemiyor, 70 kilometre yeşil koridor olmadı ve İBB hiç kimsenin ekmeğiyle, İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım dedi. Ve birçok emekçinin de işsiz kaldığını görüyoruz. İşte İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesi bu. Seçmen umarız bu karneye karneyi de göz önünde bulundurur diyelim o zaman. Yani belediyelerin yapabileceği şeyler bellidir. Yapması gerektiği şeyler de bellidir. Dolayısıyla bir... İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, bir İstanbullu olarak, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ikamet edenler olarak belediyelerin yapması gereken şeyler bellidir. Bunları yaptı mı, yapmadı mı, yapıyor mu, yapabilecek mi, vaat ediyor mu, vaat ettiklerini yaptı mı bunlara bakacağız. Genel <laughs> meseleyi genel siyasi polemiklere çekerek. E, meseleyi yerel yönetimden çıkarıp başka mecralara taşıyarak e, bu ülkeye, bu e, ya da işte herhangi bir ille ilçeye yapılabilecek hiçbir hizmet olmaz. Meseleyi başka ellere çekenler bilin ki başka hesaplar peşindeler. Evet, bu arada çok kısa bir tabur, şey ekleyip, ya yani şu kasket meselesine takıldım Şimdi. Ecevit'in kasketi meselesine. Şimdi Ecevit kaskette kardı. Ee, mesela Deniz Baykal'da hiç olmadı o kasket rahmetli de işte Çukurova'ya ileride pamuk tarlasına falan yerde ama olmazdı. Ee, Ecevit'in kasketini takmakla olmuyormuş. Mesela Ecevit e, oy uğruna e, demle böyle bir ittifak kurulmasına asla izin vermezdi. Şimdi e, kasketi takmak hakikaten e, keramet kaskette de değil. Keramet o kasketi taktıktan sonra ne yaptığını ne düşündüğünle alakalı. Çok net söyleyeyim e, ee, ben partiler ittifaklar kurar kurmaz başka bir şey söylüyorum ama biz şu ata sözünü yürürlükten kaldırdılar ya büyük balık küçük balığı yutardı. Bu, 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 cümle kalktı ortadan. Küçük balık büyük balığı yutuyor bile. Yani dem politikalarını hayata bakışını durmadan CHP'ye diretiyor ve karşılığını alıyor. Ve bunların hepsi aslında Ekrem Bey tekrar seçilebilsin diye oldu. Dolayısıyla da e, Ecevit'in kasketini takmak başka bir şey. Eee Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili konulara ee, ecevit gibi bakmamak çok başka bir şey yeri gelmişken onu söyleme ihtiyacı var. Peki duyduğum. o zaman ben de yeri gelmişken madem siz bu konuya girdiniz bir videomuz var. E, DEM Parti Parti Meclisi Üyesi Ahmet Saymadi'nin e, bir açıklaması. E, hazırsa bir dinleyelim. E, sonrasında konuklarımızın yorumlarını da alalım bu video ile ilgili. Duyamıyoruz. Kızılbak Partisi'nin listelerinden Oralarda belediyeler kazanıldığı durumlarda başka yerler arkadaşlarımız da oluyor. Daha da çalışan arkadaşlar dışında görmediğiniz arkadaşlar da karar veriyor. Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan, demokratik siyasetle katılamayan, cezaevindeki siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlar da olarak edilerek karar veriyor. Ben hemen söyleyeyim başını duyamadık çünkü e, İstanbul'da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Kararları sahada görmediğimiz arkadaşlarımız veriyor. Bu kararlar halkla bütünleşmiş halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor. Ya çok eğlenceli etti. Ee... İmralı notları kitabını alırım. O kitapta Öcalan diyor ki karşısında kim var? Pervin Vuldan var, Sırrı Sakık var. Oturuyor konuşuyor diyor ki kim belirledi bu adayları? Seçim komisyonu belirledi. Adama adaylar başarısız olmuş. Peki onları kim belirledi? Kandil. Öcalan diyor ki hiçbiriniz müdahale etmediniz mi? Ne biçim insanlarsınız? Yok biz işte ne partimesine ne parti Şimdi Türkiye'deki şu yarım porsiyon aydınlıkla da bir hesaplaşalım tamam mı? Çok demokratım kayyuma hayır. Kardeşim kayyuma hayır diyeceksen önce... Kandil'in teröristlerin atadığı belediye başkanlarına karşı çıkacaksın. Silah gölgesinde atanmış adamlara laf söyleyemeyip devlet kendi ben sana sayarım. Bir sürü jandarma karakoluna devletin belediyenin imza, e, plakalı araçlarıyla bombalı saldırı düzenlendi mi düzenlendi. Ya Silopi'de devrilmiş belediyenin kepçesiyle devrilen polis aracını gördük yanan molotof kokteyli yanan polis aracına itfaiyenin müdahale etmediğini gördük. Ne yapacak bu devlet? Şimdi kimse bana demokrasi ayağı yapmasın. Çok net Avrupa Yerel Yönetim Özellikler Şartı'nın 12. maddesi der ki buna imza koyan ülkeler istedikleri maddelere çekince koyabilirler. Türkiye'de böyle solculuk devrimcilik ayağına herkesi ahmak yerine koyan bir tavır var. Ben bu devrimcinin bir ahlakı olur. Tamam mı? Silahın gölgesinden korkup deme ağzını açmayacaksın. Kandil'in belirlediği adaylara sesini çıkartmayacaksın. Ya Allah aşkına bir Allah'ın kulu saysın Gülten Kışanağ'ın İstanbul'da kaç tane afişini gördünüz? Kaç tane dem arabası gördünüz sokakta yani kampanya falan yapılmıyor. Ama çok net şunun adını koyalım. Kararı sizin vermediğiniz insanlar. Kararı Kandil veriyor. Demde silah karar veriyor. Yani Öcalan'ın bile İmralı'dan tepki gösterdiği bir durum Peki Kandil'le o kararları kim empoze ediyor? Hiç unutmayın Amerikan Büyükelçisi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunduktan hemen sonra koştu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Ve ben bu söylediğim gibi devrimcilik, solculuk ayağına ben kayyuma karşıyım. Terör örgütü adayları belirlemesin. Belediyelerin kaynakları terör örgütüne peşkeş çekilmesin. Orada gerçek belediyecilik yapılsın ben de kayyuma karşı çıkayım. Ama devletin kendini koruma hakkını elef edip terörün aday belirlemesine bir şey söylemeden de ondan sonra öyle devrimci demokratçılık falan oynanmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ee, kendi ideolojilerine de ayıp ediyorlar. Tabii Esenyurt bu seçimde çok öne çıktı Merve Hanım ama baktığımız zaman şimdi bu açıklamalara da 22 ilçede CHP listelerinden seçime giriyoruz ve e, başkan yardımcısı arkadaşlarımız da olacak diyor. Bu durum nasıl etkiler sizce siyaseti ve belediye yönetimlerini? E tabi Esenyurt çok böyle gö kör göze parmak olduğu için en çok konuştuğumuz ama kent uzlaşısı Esen sadece Esenyurt uzlaşısı değildi. E, 22 ilçe e, önemli bir sayı ama şu e, özellikle az evvelki e, Tekrar getirirsek bunu Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu vardelerinde neler vardı, neler vardı, demokrasi diyordu, değil mi? İşte özgürlük diyordu vesaire falan. Ya sahada görmediğimiz isimlerin belirleyici oluyor olmasını ben demokrasinin D'siyle, E'siyle, M'siyle paylaştıramıyorum. paylaşamıyorum. Bundan ha, bir öncekiydi. Peki İmamoğlu'nun yapamadıkları. Evet, çünkü çok fazla demokrasi dediğin demokrasi kazanacak. E böyle demokrasi olmaz. Bakın hani bırakın şeydeki yani hapistekilerin karar verici olmasını sahada görmediğimiz yani Gizli ellerden bahsediyoruz. Demokrasi bu mudur? Hani sandıkta bildiğimizi gördüğümüz isme oy vermektir. Bunun zaten demokrasinin ile alakası yok. E bütün bunu gö bunları göz göre göre o uzlaşıyı devam Burada. ettiriyorsunuz. Evet Fatih Atatürk sevgi, kucaklama, demokrasi, adalet. Valla bunları okuduktan sonra yani bizi kim kucaklıyor demek durumunda kalıyoruz. <laughs> Çok özür dileyerek söylüyorum hani hakikaten de bu arka plandakiler kimlerdir? Bu karar vericiler kimlerdir ve bu kadar gizli saklı, bu kadar hani adeta bir belediyelere sızma faaliyeti gerçekleştirmeye çalışmanın arkasında yatan neden nedir? Bu sızma çalışmasıdır. Bu sızmanın da yani herhalde nihai amacı hep topu yani meclisin içerisinde... olsun da CHP'den bir tane CHP Rozet taksında bizim arkadaşımız girsin de ister sonrasında Rozet'in çıkarsın CHP rozetini ister de mi taksın takmasın. Yani o illiyet bağı var ya ve o kararları verenlerin onlar olmaması, esas seçtiğimiz isimler olması, olmaması, yani karar verirken bile yani karanlıkta gizli kapılar arkasında birilerinden talimat alarak yapabilen, iş yapabilen insanların olması nedir? Ve daha da korkuncu bunların artık maalesef bu kadar yani e, Atatürk diyerek, sevgi diyerek, kucaklama diyerek bütün bunların üstünü örten CHP sayesinde CHP seçmeninde bunun bir endişe oluşturmaması bendeki esas endişe sebebidir. Çok önemli. Bence final cümlesi bu. Evet. Hakikaten e, yani bu son 5-6 <laughs> yıllık süreçte e, bütün illegalite legalleştirildi. Sadece dem değil. Yani FETÖ'de legalleştirildi. E, farklı e, illegal yapılarda legalleştirildi. Öyle bir noktaya gelindik. Yani ya gelsin Amerika bizi kurtarsın. Yani Türkiye'de e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki unsurlar darbe yapamıyorsa... ...işte e, başka birileri gelsin dışarıdan darbe yapsın. Yani ö, öyle bir noktaya getirilmedi ki mesela Yani bugün konuştuğumuz meseleleri... ...yani bundan e, işte 5-6 yıl ya da işte 10 yıl önce... Ee, söyleselerdi insan yok canım o kadar da olmaz. Bakın İmamoğlu'nun <laughs> son zamanlarda e, Kürtlere aşık ya işte gördüğü her Kürtçe e, pankartı çok seviyor. İşte Kürtçe bir e, şey yaptı. E, müzik yaptı. İşte Kürtçe öğrenmeye çalışıyor vesaire. Hakikaten ya hafızamızda dalga geçiyorlar ya başka bir evrene geçtik ya da başka bir evreye geçtik. Ya Tayyip Erdoğan 2011 yılında siyasi hayatını ortaya koyarak süreç başlatmasaydı bugün Ekrem İmamoğlu ne o Kürtçe müziği çaldırabilirdi? Nerede Çok... ne de orada işte onu dinleyenler Kürtçe pankart açabilirdi. Peki so o o gün nerede duruyordu bunlar? Analar tabii ki ağlayacak diyorlardı yani. Sayın Nikol sözünüzü unutmayın. Bir araya gidelim. Saat başı da kısa bir ara 10 dakikalık. Saat başı da tekrar karşınızda olacağız. Basın Ekspres devam ediyor. Sayın Hüseyin Likoğlu önemli analizlerde bulunuyordu. Araya gitmek zorunda kalmıştık. Buyurun devam edelim. Şimdi e, gerçekten bu e, Kürt meselesi üzerinden başlatılan e, son tartışmalara baktığımız zaman... ...işte e, Sayın İmamoğlu'nun da e, bu konudaki istismarlarını görünce... ...gerçekten e, insan... Yani değişik bir duyguya kapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan 2011 seçimlerini kazandıktan sonra siyasi hayatının en müreffeh dönemindeydi. Mecliste büyük çoğunluğu vardı. Türkiye'de üst üste üçüncü seçimini oylarını arttırarak kazanmıştı. Evet ekonomi e, e, gayet iyiydi. Faiz seviyesi çok iyiydi. Rezervler çok iyiydi. E, enflasyon e, çok iyiydi. Böyle bir dönemde Recep Tayyip Erdoğan terör örgütünün yarım asırdır istismar ettiği meselelerin çözümü için elini değil gövdesini taşın altına koyarak e, Türk e, 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 Kürt vatandaşlarımızın işte bir takım temel haklardan mahrum olduğuna ilişkin tartışmalar veya PKK'nın istismar ettiği tartışmaların ortadan kaldıracak bir adım at. ve O adımların başında şüphesiz Kürtçe'nin rahatlıkla konuşulabilmesiydi. Kürtçe işte Seçmeli ders konusundaki adımlar, işte bazı yerleşim yerlerine Kürtçe ismin verilmesi, Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıların yönelik hatırlayalım Ahmet Kaye'ye ya yapılan saldırıları hepimiz hatırlıyoruz yani. Tabii izlenlerimizin önemli bir kısmı genç ya da işte Ak Parti döneminde gözlerini dünyaya açtılar bilmiyorlar belki. Ama Türkiye bunları yaşadı yani hani işte benim gibi elliye merdiven dayamış herkesin bildiği şeyler yani. Türkiye'de Ahmet Kaya'yı işte demin güzel Bey'in söylediği yarım aydın çok önemli bir tabir. Yarım aydınlar tarafından saldırıya uğradı yani bir yemekli toplantıda masalarındaki çatal kaşıklar işte çatal bıçaklar. Ahmet Kaya'ya fırlatıldı. Şimdi e, bu açıdan baktığımız zaman şimdi kalkmış efendim ay ben Kürtçeyi öğrenim gerekiyormuş. O, o, ne kadar güzel bir Kürtçe pankart açmışsınız. Bir de Kürtçe propaganda e, ile e, başka bir e, şey yapıyor yani hani hakikaten insan şaşırıyor. 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivleri ortada Açalım arşivleri. Ee, i̇şte PKK'nın istismar ettiği bu alanlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde Recep Tayyip Erdoğan e, hükümetlerinin getirdiği yasalar görüşülürken CHP'liler ne söyledi? Açın bakın arşivleri. Açın bakın tutanaklara. Ya Tayyip Erdoğan bu cesareti, e, bu e, işte dirayeti göstermeseydi bugün. E, ...bütün bunlar ne konuşulurdu... E, ...ne de dile getirilebilirdi. Evet. E, o açıdan... E, ...hakikaten... E, ...Türkiye çok büyük... E, ...devrimler yaşadı. E, AK Parti'nin... E, ...20-22 yıllık e, sürecinde... ...çok önemli şeyler oldu. Yani genel siyaseti konuşacak... ...çok şey var. <laughs> Ama biz, biz şu anda... ...yerel seçimlere gidiyoruz. Ve ne yazık ki... E, ...İstanbullular olarak... Ee, çok ciddi bir endişemiz var. Nedir o endişe? 5 yılda İstanbul kötüye gitti. Geriye gitti. Yani Marmara'da müsilaj çıktı. Şimdi, yani, Cumhurbaşkanı bitkisel hayatta demişti. İstanbul şimdi, için herhalde 5 yılda aynı yönetim şimdi, devam ederse. Şimdi, do dolayısıyla yani eee <laughs> Yeşil çevrecilikte geriye gitti, trafikte geriye gitti, yatırımda geriye gitti, kentsel dönüşümde geriye gitti. Her anlamda geriye gitti. Yani işleyen bir sistem işletilemez. Hani üstüne bir şey konmadığı gibi, dahilleri taşınmadığı gibi, ihtiyaçlar karşılanmadığı gibi, işleyen bir sistem bile ortadan kaldırıldı. İşleme bir sistem. Dolayısıyla biz yerel seçmek diyoruz. Yerel seçimlerin ne anlama geldiğini, yerel seçimlerde kazananların neler yapabileceğini, yetkilerinin ne olduğunu, sınırlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu yerelde bizim ihtiyaçlarımız nedir, bizim taleplerimiz nedir, nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz ve bu şartlarımızı, bu taleplerimizi, bu ihtiyaçlarımızı yerine getirebilecek kimler var? Ne vaat ediyorlar? Vaatlerini yerine getiriyor mu? Getiremiyor mu? Vaat, e, yerine getirebileceği şeyleri mi vaat ediyor? E, yoksa e, bir sene sonra unutacağı şeyler mi vaat ediyor? Bunları e, göz önünde bulundurarak e, hareket etmemiz gerekir. Yani genel seçime girersek ki zaten genel seçim şunun şurasında 10 ay önce yaptık 11 ay önce yaptık genel seçimi zaten kararımızı verdik Şenay özel, özel bir çok önemli bir şey söyledi dedi ki yani Putin'le İmamoğlu'nu yan yana düşünün dedi ve zaten 20, 28 Mayıs veya 13, May, 14 Mayıs seçimlerinde zaten halkımız bu şeyi tabloyu göz önünde bulundurarak kararını verdi yani genel seçime gitmiyoruz Efendim bu hükümete ders vermek lazım 2019'da ders vermeye Kalkanlar neticesini gördük yani bu hükümete verili e, yani yapacağınız e, işte tercihlerle ders vereceğiz yaklaşımıyla e, sadece şehrinize kötülük yaparsınız yoksa e, AK Parti iktidarı ya da Cumhur İttifakı e, 4 yılda Türkiye'yi yönetecek e, bu seçimler bu e, Türkiye'nin yönetimiyle ilgili, hükümetiyle ilgili herhangi bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla efendim e, e, şöyle sorunlarımız var, böyle sorunlarımız var. E, küskünüz, dargınız, e, işte öfkeliyiz. Dolayısıyla biz bir ders vereceğiz dediğimiz zaman e, gerçekten yaşadığımız şehre Manzara haksızlık ortada. etmiş oluruz. Peki e, bir not söyleyeyim. Tabii. Belediyeler ne vaat edecekler seçimde? Hizmet. Demin Diyarbakır adayının ilk olduğunu biliyor musun? Referandum ayı çekmiş adını Ahmet'e çevirmek için. Bu evet. röportaj vardı söyledi. Şimdi bu, bu değil. Yani e, çok net söyleyeyim. Şimdi daha açık konuşalım o zaman. E, Türkiye'de bugün... CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nın da böyle bir iması var. Bir, bir, birazcık burayı açayım. Çok özür dilerim Hüseyin. Şimdi 1989'da Başbakanlığın hazırladığı bir rapor var. Şimdi bugün Türkiye'de neden şikayet ediyoruz? Et fiyatlarından şikayet ediyoruz değil mi? Peki biliyor muyuz ki biz 92 ile 94 arasında Türkiye'deki her 100 sürü her 100 hayvanlık sürüde hayvan sayısı 92'ye düştü. Çünkü PKK mezraları köylere de aldı köylülerin kanına kıttı. İstanbul'da depremden niye çok korkuyoruz? Çarpık yapılaşmadan korkuyoruz değil mi? Bir zamanların gece konuları ondan sonra onların üzerine eklenen katlardan korkuyoruz. Peki, 90 ile 94 arası göç %54 arttı. Niye? İnsanlar terörden kaçtılar ya da PKK çocuklarını zorla daha götürmesin diye çocuklarını kaçırdılar. Şimdi bakın, Türkiye'nin iş ve dış borç toplamı ortalama 650 milyar dolar. Sadece Sezai Temelli'nin verdiği bir rakam vereyim önce diyor ki o 2009'dan beri pardon 99'dan beri 700 milyar dolar harcandı deniliyor. 2 trilyon dolar net maliyettir ama bu böyle hesaplanmaz. 2 trilyon dolara Türkiye'deki iç borç faizini eklemeniz lazım. Vazgeçilen yatırımları eklemeniz lazım. Terörden dolayı bölgeye yapılamayan yatırımlardan kaynaklanan kaybı eklemeniz lazım. Bir sürü şey eklemeniz lazım. Türkiye'yi bu terör grubunu Türkiye'nin başına kim bela ettiyse çok büyük bir başarı gösterdi. 40 yılda biz sadece para olarak 2 trilyon dolar yani dış borcumuzun 3 katından fazla bir parayı teröre verdik. Hayvan sayımız azaldı. Çarpık kentlerimiz var. Ve hala depremde bunu nasıl kaldıracağımızı konuşuyoruz. Şimdi bütün bunları alt alta yazdıktan sonra burada mesele giderek şu hale döndü. Söylediğim gibi ben siyaset tarihinde ilk kez görüyorum küçük balığın büyük balığı yuttuğunu. Hiç böyle olmamıştı bugüne kadar. Şimdi bir, dirayetli olmak gerekiyor. İki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu 10 Aralıkçılar grubu kim? Şimdi Atatürk, Milliyetçilik vesaire, Altok bunları çok kolay kullanıyorlar. 10 Aralıkçıların hazırladığı anayasa tasla demden fazladır. anayasadan tutluğu kaldırır. Federatif sistemi öngörür. Çok net. Onar bugün CHP'de etkin noktalar mı? Evet etkin noktalar. O zaman ya böyle düşünebilirler. Burada hiçbir beis yok. Ama Merve'nin de söylediği gibi Atatürk resminin arkasına, Atatürk posterlerinin arkasına saklanarak yapmayın bunu. CHP'nin altı okundan bir tanesi milliyetçilik. Mesela e, eski İstanbul İl Başkanı nasıl oldu zaman işte ben devrimciliği seçiyorum demişti. Bu şey değil. E, bu bir paket program. Altı oktan istediğimi alırım istemediğimi almam diye bir şey yok. Dolayısıyla bir ideolojik savrulmanız olursa, ideolojinizin, temellerinizin nereye dayandığını bilmezseniz... ...ya devrimcilikten mi bahsedeceksiniz? O zaman Deniz Gezmiş'in tam bağımsız Türkiye yürüyüşüne bakın. Sen bakın Deniz Gezmiş'in tam bağımsız Türkiye yürüyüşüne. Bu, Türkiye'de şöyle bir bilgisizlikten kaynaklanan devrimcilik Türkiye'yi kötülemek oldu. Hayır kardeşim gurur duyacağız işte. Dünyada 5. nesili yapan 4. E, ülkeyiz. O AESA radarını yapan 5. ülkeyiz. <laughs> Yani kendi ülkenle gurur duyamayan tamam mı? Ha bu, bu böyle olmaz. Bakın siyasette rekabet olur, siyasette nefret olmaz. Bizi sıkıştıkları yer ısrarla bir nefrete ilişkisine ve nefretle oy verdirmeye çalışıyorlar insanlara. Değil ya. Hakikaten değil. O yüzden de yani şimdi Türkiye ile ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde övgüler... Ya, en basitini söyleyeyim ya Kaan'dan söyleyeyim. Kaan'ı bütün dünya övdü. Kaan bir tek Türkiye'deki belirli bir grup tarafından eleştirildi. Böyle bir ülke olabilir mi? İnsan ülkesini sever. insan ülkesine sevdalıdır. Yani sen o yüzden hiçbir seçim hiçbir kazanılacak belediye başkanlığı makamı Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden önemli olmamalı. Hele ki Cumhuriyeti kuran bir partinin devamı olduğunu söylüyorsun ya Türkiye'de saplasamanın birbirine çok karıştığı bir propaganda dönemi bu. Ama söyleyeyim eğer Diyarbakır'a belediye başkanı seçilirse de adayının ilk işi Diyarbakır'ın Diyarbakır adını Ahmet yapmak için referandum yapmış, yapmak olacakmış. Ben Diyarbakır'a çok gittim. Onlar neredeydi bilmiyorum ama terörün en yoğun olduğu zamanlarda ben Diyarbakır'ın bütün ilçelerine, köylerine, çoluğuna, çocuğuna İstanbul'dan topladığım kitapları götürüyordum. Diyarbakır'ın halledilmesi gereken çok sorunu var siyasi şova değil insanların işe ihtiyacı var. Var mı eklemek istediğiniz? Yok hani şey? ne zaten. <laughs> Size sorayım. Ya yo, en dolu olduğum konu hakikaten ya çok üzülüyorum bir videomuz ya. Bizim daha var. Ee, Özgür Özel ile ilgili hani hazır uh, Atatürk vurgusu yapılmışken onu da paylaşabiliriz oh. ama belki bu noktaya ...devam ettirmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani aslında Hüseyin Nikoğlu'nun sonrasında Özay Şendir'in söylediklerinin üzerine birkaç e, kelam etmek isterim. Madem hani, yerel seçimden çok genel seçim havasına dönüştürülmeye çalışılan bir yerel seçimi konuşuyoruz. E, geçtiğimiz günlerde Leyla Zana ile Ahmet Türk'ün e, bazı açıklamaları oldu. Şimdi sü sürekli olarak bu Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı çerçevesinde kürtlere şirin gözükmek adına hey, öğrenmem lazım şarkılarınız da <laughs> çok güzel falan hani demelerin üzerine böyle daha arka planda biz medyada da e, acaba başka bir çalışmam var başka bir faaliyet mi var tabi de, de radarları açıyoruz da dinlemeye çalışıyoruz ama e, <laughs> biraz bu konuya bir tık daha hani kandilin Dışında konuşabilen diyelim yani suflelerini oradan almama cesareti gösterebilenler yani bu ülkede bir çözüm süreci daha olacaksa yani işte dönün bakın yapabilen orada hani e, o iradede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimse değil e, diyebiliyor. Evet. Elbette ki bu süreçte işte az evvel e, Özay abiyle konuşuyorduk. Yani işte bir tane Meral Danış Beştaş posteri gördük mü? Ben görmedim. İstanbul'da görmedim. Ee, böyle sıra sıra böyle gördüğümüz adayların hiçbirinin içerisinde demin ilçe adaylarını da hani o kadar görmedik. çok görmedik. Ee, i̇şte bu kent uzlaşısı, kent pazarlığının orta uzun vadede e, bir çözüm süreci gibi bir amacının da olduğunu düşünüyorum. Bu arada çözüm süreci geçmişte gördüğümüz, yaşadığımız çözüm sürecinin eleştireceğimiz yanları var mıdır? Vardır ama günün sonunda bundan çok adı sırf çözüm süreci olup o günü hatırlatmasıyla beraber e, arka planında... Yani çok daha bu kent uzlaşısının işte bu medyaya yansıyanlarıyla beraber bizi çok daha tedirgin edecek bir sürecinin olma ihtimali yüksek. Genel seçimden önceydi işte. 10 Aralıkçılardan bahsetti Özel Şendir. Evet Hazırladıkları bir anayasa tahsisi var ki evlere şenlik hakikaten yani CHP'nin altı okulun altısıyla da hiç alakası olmayan şeyler konuşuluyor. Onun arkasındaki irade de kimdir? Yani bütün bunların aslında konuşulabilmesi e, gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ben yerel seçimden sonra bunları e, konuşacağımızı düşünüyorum. Belki daha daha rahat konuşacağız çünkü hala bir şey var hepimizde. Sonuçta seçmenin bir teveccühü var ve seçmenin e, de iradesi var ve e, bunu da yerel seçimin e, satında biz de konuşmaya çalışıyoruz. Ee, bir ekleme yapayım. Çok önemli bir konuya temas ettin. Yani çözüm süreci arayışları mı var <laughs> sorusu? Bence e, çok önemli bir soru. Eee... Aslında e, Türkiye'yi kaosa sürükleme arayışı var. Yani çözüm süreci dediğiniz gibi eksik vardı, eleştirilecek tarafı vardı, fazlası vardı, vesaire vardı. Ama nihai hedefi neydi? E, silahlar sussun e, ve e, hani Türkiye'nin e, iç huzuruna e, yönelik bu şiddet sarmalı sona ersin. Yani bu e, temenni, bu talep bu arzu gerçekleştirilirken farklı hesaplar yapanlar oldu yanlışlar oldu, şu oldu ayrı bir şey ama özünde ne vardı? şiddet dursun bugün konuştuğumuz meselenin özünde ne var? tam aksine Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi Libya gibi yapmak isteyen küresel bir akıl var ve bu küresel akıl Türkiye'de işte bu adamlarla iş tutuyor. Yani buradaki asıl amaç Türkiye'yi bir kaosa sürüklenmek. E, çatışmanı iç çatışmanın eşiğine getirmek. Yani çok uzun vadeli e, söyleyecek olursak Türkiye'yi bölmek. Yani 100 yıl önce gerçekleştiremedikleri İşim. servi. Şimdi gerçekleştirmek. Dolayısıyla e, gerçekten bunların işte e, işte e, ülkemizin e, bir bölgesindeki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel işte dil e, vesaire konusundaki temel haklarını savunmak falan değil ya. yani. Çok net bir şekilde e, Türkiye'yi Suriye yapmak isteyenler, Irak yapmak isteyenler, Libya yapmak isteyenlerin eee Ekmeğine yağ sürmek onların işlerini kolaylaştırmak için yapılan araçlar. Öyle bir araçlar olsaydı demin söyledim tekrar söylüyorum. Açın bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına. Kürtçe seçmeli ders olsun e, denildiği denildiği zaman ya da işte bunun için yasal düzenlemeler e, yapılırken bunlar mecliste ne dediler? Yani işte isteyen vatandaş Kürtçe konuşabilsin, bunun önündeki engeller kaldırılsın yönünde işte yasal düzenlemeler yapıldığı zaman bunlar mecliste ne konuştular? Açın tutanaklara bakın yani böyle bir dertleri yok. Kürt diye bir dertleri yok, Kürtçe diye bir dertleri yok. İşte bir takım e, haksızlığa uğramış vesaire sebeplerle haksızlığa uğramış. Ee, ülkemizin bir bölgesindeki vatandaşlarımızın e, bu haksızlığını ortadan kaldırılmasına yönelik diye bir dertleri de yok bunların bunların dertleri tam aksine bu e, işte bu e, farklılıkları kaşıyıp e, bu farklılıklar üzerinden Türkiye'de bir kaos oluşturabilir miyiz yani bugün işte e, unuttuk hani belki e, her programda konuşmamız gereken bir gazze meselemiz var ya bir Filistin meselemiz var. Filistin ile birlikte Gazze'deki soykırımla birlikte ortaya dökülen bir takım gerçekler var. Nedir onlar? Büyük İsrail. Bütün o topraklar geliyor, şimdi, madenimiz topraklar Türkiye'nin yani, de bir kısmını getiriyor. Şimdi e, e, artık bu katliamların, bu soykırımın temel amacı Büyük İsrail hayalini gerçekleştirmek için e, bütün bunlar yapılıyor. Peki Büyük İsrail neresi? Büyük İsrail, Suriye var, Irak var, Mısır var, Lübnan var, Ürdün var, Türkiye var. Peki Türkiye, Suriye olmadan, Libya olmadan, Irak olmadan Büyük İsrail topraklarına katılabilir mi? Katılamaz. Dolayısıyla Türkiye'yi içeriden parçalayacak bir argümana i̇htiyaç bir e, kaosa, bir iç çatışmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla bütün bunların e, temelinde uzun vadede nihai amaç e, Türkiye'yi e, işte demin özel bir çok önemli şeyler söyledi. En 5. nesil uçakla ilgili, hem o uçakta kullanılacak radarlarla ilgili. Yani Türkiye güçlü olmaması lazım. Türkiye e, kendi ayaklarının üzerinde durmaması lazım. E, Türkiye başkalarına Ekonomik olarak da savunma sanayi anlamında da diğer konularda da bağımlı olması gerekir ki büyük İsrail hayali gerçekleşsin. Yani bütün bu kavgaların temeline bakalım. 2011'de başladı. Bakın ve 2011'de hem de şike olaylarıyla Türkiye üzerinde Türkiye'de futbol üzerinden bir kaos çıkartılmak istendi. 2011'de. 2011 Türkiye'nin Dönüm noktası olan bir yıl yani 2011'i biz oturup tekrar tekrar konuşmamız gerekir. Ekonomide iyi, işte ticarette iyi, her anlamda siyasetin vesaire anlamında her anlamda iyi bir ülke ve o iyi ülkede kaos arayışları başladı. Bir şikayet sesiyle birlikte FETÖ'cüyle düğmeye bastı. 2012 Şubat'ında MIT krizi, 2013 Mayıs'ında Gezi olayları, Gezi olayları. 2013 Aralık'ında 17-25 Aralık, 2016'da darbe girişimi, 2018'de ekonomik, finans, terör diyelim yani, finans terörü ya. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ve o yıllarda ne oluyor? O yıllarda Mısır'da 2013'te darbe oluyor. 2011 yılında Suriye'de iş kargaşa başlıyor. Aynı yıllarda Libya'da başka şeyler oluyor. Amaç ne? Peki bütün bunların amacını, bütün bunların amacı... Maalesef bugün İsrail'de soykırım yapan zihniyetin... ...dinsel bir sapkınlık içerisinde olması. Aman efendim İsa Mesih gelecek... Dolayısıyla İsa Mesih'in gelemesi için aşağısının karışması gerekir. Büyük İsrail e, har, haritasının gerçekleşmesi gerekir. E, ve e, 13 yıldır, 14 yıldır yaşadıklarımızın temelinde bu anlayış var. Ve e, e, bu anlayış bugün e, farklı bir şekilde tezahür ediyor. Yani e, Kaan'dan rahatsız, e, Radar'dan rahatsız, e, Kızıl Elma'dan rahatsız. İHA'lardan rahatsız, Karabağ'ın özgürleşmesinden rahatsız, Suriye'de terörün belinin kırılmasından, olay yerinde terörün yok edilmesinden rahatsız, Irak'taki pençe kilit harekatından rahatsız, Akdeniz'deki donanmamızdan ve oradaki işte Libya ile yaptığımız anlaşmadan rahatsız. Bütün bu rahatsızlığın sebebi Türkiye güçlü kalırsa bu amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Onun için Türkiye'yi sürekli aşağı çekmenin, yalan, iftira, manipülasyon her türlü yönteme başvurarak Türkiye'yi engellemeye, Türkiye'nin büyümesinin ve tam bağımsız olmasının önüne geçmeye yönelik hareketleri görürüz. Şimdi bir videomuz var Özgür Özel ile ilgili seçim süreci boyunca tüm tuşlara bastığını görüyoruz Sayın Özel'in. Şimdi bu son video, videoyu bir ekrana getirelim. Sonrasında konuklarımızın yorumlarını alacağız. Hazreti Peygamber'in güzel ahlakla ilgili Nisa suretinin 58. ayetini de hatırlatarak Allah size emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenize emreder diyor. Yapacağınız seçim... <laughs> Gelecek hafta pazar günü bu saatlerde Bayraklı'yı kim yönetecek? İzmir Büyükşehir'i kim yönetecek? Bunların her birisi belli olmuş olacak. Ümit ediyoruz da İrfan Önal kardeşimiz belediye başkanı olacak. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Şimdi Sayın Şendir daha önce Ramazan ayı ile ilgili de bir e, konu, tartışılan Ama dün bir dün açıklaması. akşamki videoda e, e, şart bu durumda. Bir yandan e, ayetten e, şeyler veriyor. Diğer yandan da e, Konya'da, Kayseri'de niye içkili restoran yok diye çok üzülüyor yani. Şimdi Suriye, e, Suriye diyor. Kur'an ortaça zihniyeti diyordu değil diyordu, mi? Diyordu aynen. Ayete Hazreti Peygamber'in sözü diyor ve ayet okuyup o istiyor Sayın Özel. Ben şeye çok inanırım. Ee, insanın i̇nsanın kendisi gibi olması e, çok önemli ve kıymetli bir şeydir. Şimdi kalanı hep insan üzerinde iğreti durur. Ben çok net söyleyeyim. Geçen hafta burada mı söylemiştim? Yok. Ya ben bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahmetli Erbakan Amba toplantısında dinledim. Bu Cumhurbaşkanlığı döneminde. Dedim ki yani demek ki yani Kemal Bey zamanda olsaydı herhalde CHP Genel Başkanlığı'nı rahmetliye bırakırdı. Şimdi bu, hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğun birisiyle ilgili o cümleleri söylediğin zaman bu sırıtır. O hakikaten sırıtır. Şimdi Necmettin Erbakan'ın rahmetinin en çok bilinen özelliği neydi? Milli, milli kelimesini siyasi hayatımıza ilk sokan isimlerden bir tanesidir. Ya arkadaş Irak tezkeresine, Suriye tezkeresine oy vermemişsin. Mavi vatana karşı çıkmışsın. Ondan sonra hayatın millilik lafıyla geçmiş bir adamı anmaya gidiyorsun. Onu göklere çıkarıyorsun. Niye bizi salak yerine koyuyorsun? Bak niye bizi salak yerine koyuyorsun? Şimdi insanın bu Kemal Kılıçdaroğlu özelinde söylüyorum. Şimdi biraz önce söylediğim bütün tuşlara aynı anda basma meselesi var ya. Bu panikte olan insanların, endişe eden insanların yapacağı bir şeydir. Buna ihtiyaç duyduğu her zaman insan güçlenmez. Daha çok bunun zarar görmeye başlar. Dolayısıyla da ben şuna son derece inanıyorum. Gerçek bir demokrasi kurabildiğimiz zaman şöyle olacak. Eğriye eğri doğruya doğru diyebilen bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var Türkiye'de. Ya bunu doğru yaptın. Bak bunu yanlış yaptın. Ya da ben olsaydım ben bunu senden daha iyi şu şekilde yapardım. Bu olabildiği gün ya bu zaman zaman eski siyasetçilerle televizyon programlarında karşılıyorum. Ya siyaseten söylenir böyle şeyler. Ya siyaseti bu kadar kötülemeyelim. Hakikaten siyaseti bu kadar kötü Demek siyaseten söylenir böyle şeyler. İdeal diye bir şey vardır insan hayatında. Ya bakarsın. Yani şimdi TOK fabrikasına kaç kişi gitti? Kanun başarısından kaç kişi mutlu oldu ki bak o gün hani Allah var şimdi kutlayanlardan bir tanesi de Özgür Özel'di vesaire ayrı tartışma konusu ama şimdi ya arkadaş Tam, e, kutlayanlardan birisi de rahatsız olanlarla da iş, birliği. bir değil. Şimdi, burada zaten temel problem şu. Bu iktidar bir gün görev süresi sona erdiğinde alıp evine mi götürecek Kaan? Fikri mülkiyetini mi aldı? Fikri mülkiyeti Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Türkiye, Cumhuriyeti Türkiye kim yönetirse bundan sonra önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl boyunca Kaan üzerinden bir güç, hem ekonomik güce hem bir siyasi güce sahip olacak. Ülkenin kazandıkları ve sahip oldukları şeylere sevinebiliyor olmak lazım. Bu iktidarın işine yaradı diye ülkenin işine yarayan bir şeye üzülür buna tepki duyarsan Burada bir samimiyet barajı bir kez daha insanın karşısına çıkardı. Dolayısıyla ben hani, şunu söyleyeyim. Aynı anda tuşlara basmak, ben yani tuşa basan hiç kimseye bugüne kadar fayda getirdiğini görmedim. Yani, e, Ekrem Bey şey yapacakmış, neydi? Kürtçe mi öğrenecekmiş? Kürtçe öğrenecekmiş. Tamam. Peki nasıl açılmış o kurslar? Kim açmış o kursları? Hangi anayasa değişikliğiyle o kursların açılmasına izin verilmiş? Türkiye'de neredeyiz? iktidara geldiği gün 30 küsür yıldır devam eden o hali kim kaldırmış? Diyarbakır'da bir berbere gittim. Çocuklar içeride Ahmet Kaya dinliyorlar. Tam e, 2004 seçimleri öncesi. Ben içeri girdim hemen teyvin sesini kıstı. Hiçbir şey söylemedi Oturdum. Öyle arkada da hala ya kardeş niye kapattın açsana şunu dedim. Ah, ondan sonra para ödeyebilmek için bayağı bir mücadele ettim. Şimdi bakın 2004'ün Türkiye'si ile 2024'ün Türkiye'si arasında da alakadar fark var. Çok net konuşalım o zaman. Hayır, ben hepsini takip ediyorum. Ben Irak'ın kuzeyini de Suriye'nin kuzeyini de takip ediyorum. 13-14 yaşındaki çocukları kaçırıp duruyor terör örgütünün su, şey, Suriye kolu. Dün yine en son 13 yaşında bir çocuğu kaçırdılar. Şimdi bakın özgürlük bilmem ne falan klipler romantizm bunlar hoş şeylerdir. Eri oturacağız doğru konuşacağız. Sahibinden devren terör örgütü Amerika bizi satarsa Rusya'ya nasıl yanışırız diye Murat kaç tane açıklaması var ya. Ya böyle olmaz. Ama ya yani demokratlık hatta ve öz itibariyle devrimcilik devrimci olduğunu söyleyip sonuna kadar e, terör milliyetçiliği yapıp ondan sonra Türkiye'nin haklarını savunan insanlara faşist diyerek de olmaz. Böyle insanlar olabilir. Ama Cumhuriyeti kuran bir partiyi temsil ettiğini söyleyen insanlar o insanlarla yan yana olmamalı. Merve Hanım hem onu sorayım hem de İstanbul ve Ankara'da ben mi kaçırdım diyorum ama CHP'nin miting yapmadığını, büyük bir miting yapmadığını görüyoruz. Bu hani genelde şey olarak yorumlanır bu tarz mitingler bir gövde gösterisi. Bunun yapılmaması hani acaba seçmeni mi ya da orayı dolduramayacaklarını mı düşünüyorlar algısı yaratabilir. Ama biraz sanki Özgür Özel, İmamoğlu çekişmesinde etkisi var mı ki özel hiç görmedik. Az önce söylediğiniz... Meral Danış Beşiktaş'ı görmedik diye. Fotoğrafı Özgür Özel giremedi. de görmedi. Özgür Özel'in İstanbul'a yani sokaklarda görmedik hiçbir o posterde Şa Şai Beli... görmedik. Şa Şaibeli Şahibeli İl başkanlığında var geçen onun önünden geçerken gördüm orada. orada. <laughs> <laughs> evet, az evvelki konuyla ilgili bir çok Tabii. kısa bur buraya geçiş yapmak isterim. Şimdi e, Kürt meselesi işte dünden bugüne nasıl bir dönüşüm ve bunun mimarı kimi konuştuk. Hakikaten de büyük bedeller ödeyerek bir sadece siyaset değil toplumda dönüştüren bir lider var. İkincisi aynı şeyleri farklı farklı alanlarda da yani kendisine ee, Eksi yazmasına, dezavantajı olmasına rağmen e, inatlaşan ve bu ülkenin istikbali için uğraşan bir lider var. Bunlardan bir tanesi de kentsel dönüşüm meselesi. Bakın kentsel dönüşümün gittiği her yer <laughs> dönüşümden geçtikten sonra daha bir beyaz yaka oluyor ve seçmeni CHP yakıyor. Ama hala bu seçimde bile en büyük kampanyasını yine kentsel dönüşüm üzerine yapan bir partiden bahsediyoruz. Bir siyasi liderden bahsediyoruz. Mesela bir de Başörtüsü meselesi. şimdi az evvel konuşulurken aklıma geldi. Halk TV'de bir sözcü sözcüde mi? Bir e, CHP e, işte, reklamı gördüm. İstanbul e, Ekrem İmamoğlu üzerine gelen yok. CHP Sözcü TV'de falan düşeyik bir de dönüyor. E, başörtülü bir kızcağız ve eşi yeni evlenmişler, ev sahibi olmaya çalışıyorlar. Yani bunu 10 yıl önce falan tahmin edemiyorum hani işte neydi o yaşam hakkı vermediler başörtülü kızlara. Yani de, de, daha yeni yani işte 2013 2014'te 10 yıl öncesinde bu, burada zaman da olmuş hakikaten son 10 yılı nasıl yaşamışız ee, 10 yıl öncesinde başörtülerin e, kamuda çalışabilmesi artık normalleşti. Bunları CHP'ler bambaşka şeyler söylüyorlardı. Bugün kendi ekranlarında onlara vaatte bulunuyorlar. Bu da aslında düşünün hani o kutuplaştırıyor sadece kendi seçmenine hitap ediyor. Hayır size seçmen hani size oy verebilecek bir kitle dahi oluşturmuş bir siyasi liderden bahsediyoruz. Hani Rakiplerini de dönüştüren, toplumu da dönüştüren, hani ülkenin istikbalini kendi çıkarlarının çok çok ötesinde tutan bir lider ve o yüzden her seçimi daha zorlaşan bir siyasi liderden bahsediyoruz. Çok büyük bir hikaye orası. Bu tarafa gelirsek, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme artık yani herhalde... Herkesin bildiği, konuştuğu bir şey. Eğer seçim olmasaydı, bu mecburi birlik görüntüsünü vermek zorunda olmasalardı nasıl bir tablo oluşurdu bilmem Ben Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu kazansa mı daha çok başıma dert olacak, kaybetse mi başıma daha çok dert olacak diye düşündüğünü düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın da ee, açıkçası CHP'de bu yükselen gizli e, başkan diyelim, Ekrem İmamoğlu durumundan çok da memnun olduğunu düşünmüyorum. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu, eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu ya da işte Afyon'daki genel başkan yardımcısı falan filan onlar Çoğu isim Ekrem İmamoğlu'nun bu e, açıkçası parayı bir silah olarak kullanarak, e, CHP'yi zor kullanarak, ee, dönüştürme şeklinden herhalde memnun değil. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcutta dönüştürdüğü delege yapısını delmek adına bazıları yeşil ışık yaktılar. Neye yaktılar? Ee, çok da hani hepsinin kendisi, kendi, kendi ağızlarından söyledikleri için söylüyorum. Ee, parayla e, delege Oyu satın almaya bir şekilde yeşil ışık yaksa ama önüne açtıkları şey bugün onları da rahatsız edecek durumda çünkü yani onun önüne açtığınızda artık yani size dahi sonrasında operasyon düzenleyebilecek bir alanı açıyorsunuz. Şimdi bugün bir yerel seçim, şey genel başkan olması en azından ismen genel başkan olması bile özgür özelinde kendi koltuğu açısından önemli evet bir şeyler yapmaya çalışıyor ee, dün e, ortaça zihniyeti dediği Kur'an kurslarını bugün işte o da beceremeyerek bir Suret şekilde de, evet de, de, alıntılar yapmaya çalışıyor farklı yerlere hitap etmeye çalışıyor ama esas içeride kopuyor orada. İkolu. Şimdi tabii bütün mesele samimiyet. Ee, Özay Bey'in söylediği gibi, e, yani olduğun gibi görüneceksin. Yani şeye gerek yok. Yani e, bir gün e, bir e, maske tak, öteki gün başka bir maske tak, bir gün e, işte farklı e, yapıya bürün, başka bir gün başka bir yapıya bürün. Yani... E, Cumhurbaşkanı Bukalemun e, siyaseti. Yani e, evet, yani şimdi Türkiye'nin buna ihtiyacı yok ki. Ya yani şöyle mi düşünüyorsunuz efendim? Ben, ben bugün biraz muhafazakar görünürsem benim seçmenim zaten cebimde. <laughs> e, benim seçmenim zaten cebimde. Biraz muhafazakar görünürsem bir de bir de o seçmenden de biraz alırım bu iş tamam. Yani şimdi bu o seçmenden biraz almak, bu seçmeni biraz kandırmak. Yani bu e, bu hakikaten e, yani siyasetin e, alanından artık çık, mesi lazım. Bakın buna ihtiyacımız yok. Yani e, nihayetinde siz e, dürüst, samimi, adaletli, haksızlık yapmayacağınızı, ayrımcılık yapmayacağınızı e, inandırabilirseniz e, seçme zaten sizin kimliğinize bakmaz. Efendim e, e, bu adam e, böyle diyor ama. İşte bu işte benim gibi inanmıyor, benim gibi yaşamıyor, benim gibi düşünmüyor şeyine oluşmaz. Yani Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede her kesimden oy alıyor. Yani Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin tamamı Tayyip Erdoğan gibi muhafazakar mı? Yok. Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin içerisinde milliyetçi var, muhafazakar var, liberal var, Kürt var, solcu var. Niye? Niye bu, bu insanlar oy veriyor? Çünkü olduğu gibi görünüyor. Diyor ki ben buyum kardeşim. Ben buyum. Ama benim bu olmam benim gibi düşünmeyene haksızlık yapmam, benim gibi düşünmeyenin işte e, işinden etmem, ekmeğinden ekmek etmem bu ülkede e, işte e, bu ülkenin şartlarından eşit bir şekilde yararlanmasına mani olmayacağım bu sözü verdiği için, bu güveni verdiği için. Siz olduğunuz gibi görün. Ya siz ne karıştırıyorsunuz ayeti, e, hadisi, peygamberi yani. Şimdi bunu karıştırdığınız zaman e, işte e, sizin de söylediğiniz gibi bütün tuşlara basma. Bütün tuşlara basma ne, nedir? Aslında şudur. Yani e, kaybediyorum. Gidiyorum elimde ne varsa onu kullanayım. Hepsini kullanayım. Hepsini kullanayım. Şimdi buna ihtiyacınız yok ki. Olduğunuz gibi görün. Haksızlık etmeyin. Mesela Kemal Bey ne güzel söylemişti, helalleşeceğiz demişti. Bu ne demek? Haksızlık et, ettiğini itirafıdır. E bundan sonra aynı haksızlığı yapmayacağız. Bir atıcıl <laughs> helalleşimi de işte da bir problem var. Herkes <laughs> helalleşimi Atatürkçülere şey, gelemedi sonra. De, 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 dolayısıyla. Yapılacak şey belli sizden farklı düşünmenizi, farklı hareket etmenizi, inancınızı değiştirmenizi, dünya görüşünüzü değiştirmenizi kimse beklemiyor. Siz de yerel seçimde, yerelde yapılacak hizmetlerin en iyi şekilde yapmanızı bekliyor. Yani bunu yapabilecek vaatlerde, adaylarda, projelerde işte bütün bunları ortaya koyabilecek bir siyaset bekliyor. Ülke genelinde de sizden beklenen şey belli. Sonuçta bu ülkede bağımsız bir şekilde yaşamak istiyoruz. İşte bu ülkenin her alanda bağımsız, özgürlükçü, işte dünyada dünya söyleyecek sözü olan bir ülke olmasını istiyoruz. Bunu A görüşlü bir iktidar da yapabilir, B görüşlü iktidar da yapabilir. Dünya, dünya görüşünün bir önemi yok burada. Burada, burada önemli olan bu kararı. Bu millilikte misiniz? Bu duruşta mısınız? Yoksa efendim işte şöyle davranırsam belki onu kandırırım. Ee, ya tamam kime oynuyorsunuz yani? Yani evet. dün, dün İzmir'de ayet okudunuz. Ee, önceki gün İzmir'de ayet okudunuz. Muhafazakarları kandırırım diye. Dün de canlı yayında e, efendim aman belediyeleri onlar alırsa işgili e, restoranlara ruhsat vermez. Zaten Konya'da, Kayseri'de de işkili restoran yok diye bu sefer kendi seçmenizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Yani bir gün ayet okuyarak muhafazakarları kandırmaya çalışıyorsunuz. Bir günde vay bunlar işkili restorana ruhsat vermez diye kendi seçmenizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Kimsiniz siz? Yani <laughs> hangi maskeyle konuşuyorsunuz? Yani, tab bütün bunlar işte böyle ben seçimi kazanayım ne olursa olsun yaklaşımıyla söylenen laflar yani. Şimdi Cumhurbaşkanı hafta sonu tabi İstanbul'da önemli mesajlar vermişti. Artık onlara çok detaylı giremedik tabi. Zaten Cumhurbaşkanı o İstanbul mitinginin üstüne 4 miting daha yaptı. Yani çok yoğun bir tempoda devam ediyor. Devam edecek gibi de görünüyor. Özellikle son birkaç günü İstanbul'u ayıracak ama özellikle dikkat çeken ifadesi şimdi Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajları da arkadaşlarımız getirecekler. İstanbul'un bu son 5 yılda 90'lı yıllara aslında dönme emareleri gösterdiğine de dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Ve bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor dedi. Bugün bir de bir video yayınlandı AK Parti tarafından Hatıran Yeter ismiyle. Hızlıca bir onu da izleyelim sonra artık son dakikalarımızda konuklarımızın son değerlendirmelerini alacağız. Müzik şey diyoruz. Gençler o dönemleri bilmiyor diyoruz ama bu son 5 yılda aslında gençler de o dönemleri Yok. Öyle değil. Haliç'in kıyısında sen cam açamazsın. Olur mu öyle şey? Haliç'ten akşam güneş vurdu mu bir koku yükselirdi. Cam açamazdın. Böyle elini kapatır geçerdin. Yani şimdi e... Yok, Öyle değiliz ama ulaşım anlamında Aa, evet, e, ya da ulaş... belki de bir 5 yıl daha devam edersen olacağımız. Evet ama yani şöyle söyleyeyim hakikaten e, Haliç bile başlı başına ya ben o köprünün üzerinde balık sanları, olta görüyorum. Halise doğru diyorum ki Allah Allah ya. Yani Hı. bunu gelsen 20 ya bak e, o hat, taş kızak karsanesinin oradan tamam mı? Sütlüce'ye kadar gel. O hat yoktu. Yoktu. Otosanayi gibi bir tane böyle otosanayi bir şey vardı. Şimdi üniversiteler var, müzeler var, konferans merkezleri var, beş yıldızlı oteller var. Başka bir İstanbul'a döndük ama şöyle söyleyeyim. E ee, zaman hep hep ileri gider de bazen yaşam geriye doğru gider. Ondan korunmak lazım her zaman. merhaba son iki dakikamız şöyle kısa kısa. Evet son iki dakika. Vallahi şeyi konuşuyoruz ya şimdi hani çeşmeden su içemiyoruz. Evet. Temiz su diyoruz ya su akmıyordu ya. Yani insanlar kovalarla movalarla bir şeylerle su taşıyorlardı. Yani yıkanmaya su yoktu. Gerçekten hani belki şey gibi geliyor. Bunlar hiç yaşamamışlara böyle sallıyoruz böyle bir şey olamaz gibi geliyor. Ama korkunç şeyler yaşadık. Ya çöp patladı. Çöp patladı ya. Yani insanlar öldü. Hani komik ama çöp patladı ve insanlar öldü bu şehirde. Neden? Hani bu bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur misal. Yok mu İstanbul'un sorunu? Dağlar kadar. Hani beş sene önce yok muydu? daha kadar. Ama her gün inci gibi işlemek gerekir. Her gün başında durmak gerekir. Her gün çabalamak gerekir. Yani onun aksamaması o de, 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 sürekli gelen nüfusa, sürekli gelen misafire, sürekli dönüşüme de, de, işte asfaltlarından giden araçlara, işte artan trafiğe, gelişen ve tek de, de, değişen dünyaya adapte olabilmesi için her gün uğraşmanız gerekir. Siz işte Cumhurbaşkanı da söylediği gibi mesainizin önemli bir kısmını başka şeylerde harcarsanız, burada geçirdiğiniz mesainin önemli bir kısmı da evet. o başka başka para kulelerine giderse İstanbul Bakmaya bakmaya daha olur tabii. Hüseyin Bey sizin süreyi Merve Hanım'a vermiş Sadece oldum. Sadece ben de çok bir, kısa, bir cümle, bir cümle çok söyleyeyim. Açtım. Gençler bizi anlayın. Belki sizi anlamadığımızı düşünüyorsunuz. Ama bu izlediğiniz e, bir reklam filmi değil. Biz bu filmi yaşadık. yaşadık. Siz Doğru. de bizi anlayın lütfen. Peki çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız, katkılarınız için. E, artık hafta sonu umarız tabii ki... E, Kazasız, belasız, olaysız bir seçim sürecini hep birlikte yaşayalım. Tabii sonrasında sonuçları da konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. İyi akşamlar.